Trabzon günlerinden Yeşilköy'den hepinize selamlar, saygılar. Etkinlik alanındayız ve bugün dördüncü gün. Yanımda yine çok değerli dostlarımız var. Evet, Fatih Belediyesi Fen İşleri çok değerli kardeşim İbrahim Kapıcıoğlu. Sayın Kapıcıoğlu, şeref verdin, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Trabzon Kurtuluşu'nun 106. yıl dönümü münasebetiyle yapılan bu organizasyonda emeği geçen bütün başta Sayın İsmail Şatıroğlu Başkanım ve Yönetim Kurulu'nun hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada insanları bir araya toplayıp burada güzel günleri icra eden bütün herkese, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sizler basın mensubu olarak sizler de 4 gündür yaklaşık burada uykusuz ve yorgun bir şekilde burada devam ediyorsunuz. En büyük eser sizlerindir. Bu konuda herkesin buraya gelip buraları görmesi. Bugün son gün. İnşallah buralar fazlasıyla beraber insanlar ilak olur. İnsanlar mutlu olduğu bir yer. İnşallah devamını diliyoruz. Evet, Sayın Kapıcıoğlu sağ olsun bizleri de onur etti bu anlamda. Sen de her gün buralardasın. Bütün böyle güzel organizasyonlarda sen de çok koşturuyorsun. Onun için sen de bizim için çok özelsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi biz Sayın Ahmet Güngör, Fahri Başkanımıza dönelim. Fahri Başkan bugün, dün kahvaltıda bizi ekti ama bugün kahvaltıda özellikle ve özellikle kavurma, bal, peynir, zeytin, ne ararsan vardı, helva. Fahri Başkan. Son günü olması hasebiyle dedik ki şov yapalım. Bir şov yapalım dedik. Yani Murat şov kadar olmasa. Estağfurullah. Fahri Başkan'la beraber sohbetimizi yapacağız ama kızımızı şöyle bir alalım. Tabii bu günleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Evet, Sayın Fahri Başkanım, önce yeğenimize şöyle bir röportaj yapalım. Seni bir tanıyalım. Adım İlgün Nisa. 17 yaşındayım. 18 evet. Yaşıma gireceğim. 12. sınıfım. Trabzonluyum Allah'a şükür. Evet, sen bugün ilk kez mi geldin? Evet, bugün gelebildim sadece. Bugün sadece gelebildin. Nasıl buldun havayı? Şöyle bir anlat bakalım. Güzel, hoşuna gitti mi buralar? Trabzon olunca her şey güzel oluyor tabii ki. Yani bize diyor, her yer Trabzon diyor. Ne anlatıyorsun diyor. Peki başka bir mesajın var mı? Yoktur. Yani yok. Trabzon yani. Eyvallah, çok teşekkürler. Rica ederim. Fahri Başkanım, evet, şimdi son gündeyiz. Evet, son gündeyiz. Emeklerinize sağlık. Çok yoğundu. Gerçekten harika bir. Yok, gerçekten. İnşallah finali de güzel yaparız. Allah'ın izniyle. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok iyi geçti. Çok iyi izlenimler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Burada en büyük şeyi siz de çok koşudunuz, şey yaptınız, beklediniz. Allah razı olsun. Herkes görevini yapmak zorunda. Böyle şeylerde hep beraber mücadelemizi veriyoruz tabii ki. Biz de elimizden ne geldiyse onu hiç eksiksiz yapmaya çalıştık. İnşallah memnun etmişizdir insanları, öyle diyorum. Bize her yer Trabzon Allah'ın izniyle. Eyvallah. Abi sen herkesi memnun edebilirsin bir kişi hariç. Yok, öyle bir şeyimiz yok. Ahmet Güngör'ü memnun etmek diye bir şeyimiz yok. Öyle yok. Yani onunla uğraşmıyoruz. Olmaz zaten. Olmaz. Sabah bal verdik, kaymak verdik, tereyağı verdik. Her şeyi verdik, kendi memnun edemedik. Ne yapalım? Bal verirsin, helva ister. Helva verirsin, zeytin ister. Bugün hepsini getirdik. Gene de olmadı. Ne ister? Evet, bu arada yeğenimize oradan soruyor ki ben öyle biri miyim? Öyle biri mi? Yani bilemedim. Biraz ama tipi anlamıyor mu? Yok, öyle bir şey yok. Biraz böyle bak biraz böyle karışık. Yani yok yani. Yok. Normal insan işte. Normal mi? Normal. Yani insan görmesek Ahmet Güngör'ü bize normal diye anlatır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ahmet abi, şöyle Mustafa Başkanım'a bir dönelim ya. Peki Fahri Başkanım, görüşürüz. Eyvallah. Efendim, devam ediyoruz tabii Mustafa Başkanım'la beraberiz şu anda. Mustafa Başkanım, o da bizim gibi 4 gün yoğun bir hizmet, yoğun bir mücadele. Başkanım, bugün finali yapacağız. Neler söyleyeceksin? Bu 4 günlük kurtuluş programı gerçekten çok güzel oldu. Biz bu kadar beklemiyorduk. Ama gerçekten iyi oldu. Tarası diyelim ki yeni kapı günlerimize hazırlığımızı yapacağız. Yorulmadık. Her ne kadar bir yorgunluk gözükse de halkımız için, Trabzonlular için gerçekten yorgunluk yoktur. Evet.
İzmir'de devam ediyoruz. Evet. İzmir'de bir şey soracağım. Evet, buyurun. tabii Ahmet Mustafa Bey. Abim, Trabzon'un kurtuluşunun bugünkü 4. günlük etkinliğin bittiğine mi seviniyor, yoksa benden kurtulduğuna mı seviniyor? Bunu çok merak ettim. Biz kimsenin bıkmış değiliz. Yok ki yani, etkinlik bitse de yani. Biz bıkmadık kimseninle. Çok şükür. Ya, her zaman yine memnun benden. Başımız üstünde eliniz var. Öptüm ya geçen tarama özürlü olan yerini. O kadar güzeldi Mustafa ki. Mustafa abi, az önce orada yeğenimize öpüyorum, sordum ki. Kamera arkasına geçeyim. Bu biraz karışık kuruşuk adama benziyor. Nasıl bir adam böyle yaptı? Normal dedi insan dedim. Bu normal insansa dedim. Ben de, evet. Efendim, ekran başında izleyenler. Mustafa Başkanım çok büyük hizmetlere imza atmaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Biz de şimdi teşekkür ederiz. Efendim, devam ediyoruz tabii biz Trabzon günlerinden. Kani Başkan'la beraberiz. Kani Başkanım yıllardan beri Karadenizlerin, Trabzonluların olduğu yerde hep vardır. Hep hizmete devam. Burada da dördüncü gündeyiz Kani Başkanım. Neler söylemek istersin? Vallahi biz Trabzon Dernekler Birliği'nin kurucularından birisiyim. Neden Dernekler Birliği'ni kurduk? Çünkü birlikte rahmet ayrılıkta azap var demişler. Biz bu hadis-i şerif üzerinden milletimizi, yöremizi bir arada tutabilmek, insanları bir arada tutabilmek için, genel kültür değerlerimizi koruyabilmek için bu hizmetleri yıllarca veriyoruz. Ecdadımız dernek ve vakıflarla Osmanlı, dernek ve vakıflarla bir imparatorluk kurmuş uzun yıllar. Bu birlikteliği, halkla devlet arasındaki birlikteliği muntazam şekilde sağlamış, netice itibariyle dünyaya nizam vermiş bir millettir. Evet. Biz bu mirastan kendimize düşen payı hayata geçirerek sosyal ve siyasal faaliyetlerin dışında sosyal faaliyetleri zirveye çıkarmak için bu gayretleri gösteriyoruz. Netice itibariyle takdir milletimizin, vatandaşımızın yöremize tanıtmak, kültürel değerlerini korumak, turizm kendi Trabzon'u daha iyi bir yere getirmek için biz bu faaliyetleri devam ettiriyoruz. Kani Başkan, evet. Çok da güzel yapıyorsunuz. Bugün 4. gün, 3 gün harika geçti. İnşallah evet. Bugünü de, finali de çok iyi yaparız. İnşallah. Trabzon Dernekleri Federasyonu, Sayın Başkan İsmail Şatıroğlu ve yönetimi, sizler yani harikulade bir organizasyona imza attınız. Müthiş de bir katılım vardı. Evet. Hem siyasetçiler çok geldi, evet. Hem halkımız buraya geldiler. Burada da emeğinize sağlık. Son bir mesajınız var mı? Yöremizin insanlarını buraya bekliyoruz. Burası, bu faaliyetler onlar için yapılıyor. Birlikte olmanın güzelliğini yaşasınlar diyoruz. Saygılar sunuyorum. Burada özellikle basından arkadaşlar, yerel basın özellikle ve yıllardan beri mücadele veren, emek veren çok değerli abimizi şöyle bir kendini sizlere tanıtsın, tanıyalım sizi. Mümin Aydın, Avrasya Basın Yayından'ım. Ben bu etkinlikleri kaçırmamaya çalışıyorum uzun yıllardan beri. Fotoğrafçılık sanatıyla uğraşıyorum. Ayrıca 30 seneden beri tiyatrodayım. Dağcılık, Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktım, Erciyes'e çıktım, dağcılık. Sosyal faaliyetlerin hepsinde varım ben. Ama burada bulunmamın asıl nedeni fotoğrafçılık. Yani buradaki etkinliği kayıt altına almak. Evet. Çünkü Japonya'da mesela şöyle bir söz vardı. Bir resim, bir fotoğraf, aslında resime, fotoğrafa resim demeyin. Resim çizilir, fotoğraf çekilir. Bir fotoğraf 1000 kelimeden daha çok şeyi anlatır. Yani bir fotoğraf bir kitabın anlatamadığı şeyleri anlatır. Ben de bunları kayıt altına almak için buraya şu anda kendi imkanlarımla geldim. Evet. Yani kendi imkanlarımla geldim. Yani bu aşk meselesi yani. Evet. Şimdi aradan yıllar geçiyor. 30 sene, 40 sene geçiyor. Adam diyor ki abi benim seninle diye bir fotoğrafım var mı diye. Dediler ki bana Mümin Aydın'da bulunur o fotoğraf. O zaman Mümin abi sende arşiv kuvvetli. Evet, aşağı yukarı 1 milyon civarında. Evet evet. Benden mesela. Kaç yıldan beri bu şey? Aşağı yukarı 1969'dan beri. Mesela Trabzonsporlu rahmetli Nizamettin Algan bile kurucularından. Bana dedi ki ya sen dedi arşivini, bu kasteleri anlattım buna biraz, Trabzonspor'a bağışladı dedim. Dedim olabilir, neden olmasın dedim. Ama dedim şu anda ben de, yarın ne olur bilemeyiz. Evet. Yani söylediğim gibi buradaki bu etkinliği de eğer benim arşivimde olmasaydı yani çok üzülürdüm ben. Bak bugün 3. günü, 4. günü burada bulunuyorum. Yani 3 günü kaçırdım. Yine Trabzon'dan buraya kendi imkanlarımla geldim. Trabzon'dan mı geldin Mümin abi? Trabzon'dan geldim. Evet. Maşallah. Şeref verdim Mümin abi. Yani
Buradan seni tebrik ediyorum. Uzun yıllardan beri bu işi dediğiniz gibi bir aşk bu. Aşk bu, evet. Yani sevmeden olmaz. İnsan sevdiği bir işi yaptığı zaman mutluluk duyar, neşe duyar. Yani bir yaptığınız işi seveceksiniz yani. Ben yani bir insanın sevmediği bir işte çalışmasını da doğru bulmuyorum. Dolayısıyla ben şu anda burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum yani. 3-4 ay önce Yenikapı'daydı yine orada. Evet, sizinle bir arada yine görüşmüştük. Evet, siz de bu işi severek yapıyorsunuz. Çünkü ben sizi takip ediyorum şeyden, medyadan işte. Eyvallah. Peki Mümin abim, şeref verdin tekrardan. Başka eklemek istediğin bir şey var mı bize? Bu gibi etkinliklerin yine devam etmesini diliyorum. Daha çok etkinlikte daha farklı şeylerin, enstrümanların da olmasını istiyorum. Mesela konser olarak. Diyelim ki mesela bir İHA'lar, SİHA'lar var. Onlarla ilgili küçük bir stand açılabilir. Çünkü bizim gururumuz onlar. Küçük standlar açılabilir. Ve bunun da daha geniş olmasını istiyorum ben. Yani mesela şu anda burada diyelim kaç tane stand var? Diyelim 20 civarında mı bilmiyorum ben. Her neyse. Biraz daha geniş. Dünya Ticaret Merkezi mi, Fuar Merkezi'nde mi olur? Daha geniş katılımlı, daha önemli sanatçıların biraz daha büyük olsa. Gerçi ben teşekkür ediyorum İsmail Şadıroğlu'na. Türkiye'de bir yılda iki kere etkinlik yapan tek şehir Trabzon'dur. Evet. Bu işi ilk başlatan Trabzon'dur. Evet. Trabzon her zaman ilklerin şeysidir. Yani bir olay olduğu zaman Trabzon'da gelip yapıyorlar onu. Bomba etkisi yaratıyor. Basın Türkiye'de, İstanbul'da var da Trabzon'da var. Bilinen bir şey. Dolayısıyla o konuda işte biraz daha ağırlık verilmesini o konuya istiyorum. Ondan sonra onu da bir değerlendirirler. Mümin abi, sen şimdi Trabzon'da yaşıyorsun o evet, zaman. Evet, Trabzon'da yaşıyorum. O zaman yazın seninle bir yayla yaparız. Oho, yaylalara ben mesela 1980 senesinde rahmetli Ahmet'ten bana fotoğraf çekti orada. Kadırga yaylasında mesela 20 bin kişi. Medyanın etkisiyle bilinmiyordu Kadırga. Atlarla evet. Gidiliyordu oraya. Ben o zamanlarda yaşadım. Atlan gidiyordu. Araba yolu yoktu. Ve kamyonun üzerinde gidiyorduk biz. Kamyon arıza yaptı mı? Haydi bakalım herkes kamyon şey yaptığı zaman kamyonu itiklerdik biz. Sepetleri kamyonun üzerindeki ara çıtalar vardı. Onlara koyuyorduk. O şekilde yaylaya, Kadırga'ya gidiyorduk. İdirnebi'ye gidiyorduk. Sultanmurad'a gidiyorduk. Ama araba yolu gelince işler bozuldu. Hele de o Alman minibüsleri gelince bunlar süper bir şey yani. Bu evet, şekilde evet, mesela diyenler oldu. Yaylalarda gidiyoruz. Trabzon yaylaları da daha bir doğal, daha bir güzel. Aynen öyle. O zaman sözü de aldık. Orada bir çay içeceğiz inşallah. Tabii inşallah. Efendim Mümin abiye çok teşekkür ediyoruz. Mümin abi az önce de ifade etti. 1969'dan beri canı gönülden severek kendi imkanlarıyla bir arşiv oluşturmuş ve şu ana kadar da devam ediyor. Şu anda da buraya kendi isteğiyle Trabzon'dan kalkmış gelmiş. Buradaki güzellikleri yansıtabilmek adına, arşivine koymak adına onun için ayrıca teşekkür ediyorum Mümin abi. Çok teşekkürler. Bir şey değil, bana bu imkanı verdiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sayın yapımcımız Ahmet Güngör, teşekkürler. Mümin abi bir cevhermiş. Bunda da senin parmağın önemliydi. Yani Mümin abi alalım dedin. Helal olsun. Evet, çok emeği olan yine çok değerli bir abimiz var. Trabzon temsilcilerimizden abi seni bir tanıyalım. Kemalettin Kölemenoğlu, Trabzon Dernekler Federasyonu'nun Trabzon temsilcisiyim. Ayrıca Kölemenoğulları Dernek Başkanıyım. Orta Eser Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesiyim. Avrasya Basın Yayın Birliği Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Oy maşallah. Kemalettin abi yeter, çok sayma. Maşka Dernekler Federasyonu üyesiyim. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Federasyonu üyesiyim. Saymayayım çünkü zamanımız yetmez ona. Estağfurullah. Evet. Çok hizmetlerde bulunduğunu çok, anladık. Çok çok evet, şükür. Kemal Akın abi bugün 4. gün. Evet. Finali yapacağız inşallah. Evet inşallah. Hayırlı olur. İnşallah. Neler ifade etmek istersin? Şimdi sevgili kardeşim 4 gündür buradayız. Sabah akşama kadar elimizden geleni yapıyoruz. Başta Genel Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım elimizden geleni en güzelini yapmaya, Trabzon'u en iyi şekilde tanıtmaya uğraşıyoruz. Çok şükür bugün son güne geldik. Bugüne kadar yaptığımız bir aksaklık ben göremedim. En iyisini yapmaya çalışıyoruz demiştim. Bugün de inşallah alnımızın akıyla bu günü de tamamlarız ve bu yılki Trabzon'un Kurtuluş Yıl Dönümü kutlamalarını burada bitirmiş oluruz.
Biraz önceki arkadaşım Mümin Bey'in söylediği gibi iki kurtuluş tanıtım günü yapan tek Trabzon vardır. Bizim tarihi geçmişimiz çok güzel olduğu için böyle dikkat çeken bir tarihi geçmişimiz var. Onun için Trabzon bu memleketin çimentosudur. Aynen. Bunu hep diyoruz, herkes de bunu biliyor. Evelallah aynı şekilde bayrağına, devletine, milletine, Atatürk'üne sahip çıkan Trabzon bu günleri böyle devam ettirecek inşallah. Biz de elimizden geleni yapacağız kardeşim. İnşallah. Kemalettin abi çok teşekkürler. Trabzon'dan kalktı geldiler. Çok hizmet veriyorlar. Bugün dördüncü gün, inşallah hep beraber bugünü güzel bir şekilde tamamlayacağız. Sizleri de bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Trabzon günlerinden selamlar, saygılar. Efendim biz dördüncü gündeyiz ve burada tabii gelen misafirlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yanımda da çok değerli bir kardeşim var. Trabzon'un olduğu her yerde sevgili Nizam var. Nizam'ın bir özelliği de çok iyi horon oynar ama öyle düz yerde değil. Hep sivri yerde oynar. Burada pek sivri yer bulamazsın evet. Nizam. Yaylalara. Evet aynen öyle. Burada bir sivri yer bulamıyoruz. Yaylalarda. Burada. Yaylalarda olsak yine bir sivri ağaç bulabiliriz. Ama maalesef burası güzel ama bura pek icacı değil. Yenikapı olsa mesela, Maltepe günlerde olsa daha güzel olur. Yani ne bileyim, buralara geliyoruz ama yine bir Trabzon günleri olduğu için her yere geliyoruz yani. Yani şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Nizam tam bir Trabzonlu, Trabzonsporlu. Trabzonsporun olduğu her yerde Nizam'ı görürsünüz. Yani biz her zaman Trabzonspor'u duyuyoruz. Trabzonluyuz. Trabzon'da durmak da bizim sevgimiz, aşkımız, bu arada sevdamız. Düğünü yaptın mı? Bizi aramadın hiç. Şu anda düğün, biz evlenmedik ki ya. Öyle mi? Bana öyle dediler ama. Ya kim dedi? Recep mi dedi? Recep. O olmadı. Recep evlense ondan sonra beni evlendi. Öyle mi? Efendim bu arada yani sevgili Nizam diyor ki yani her an evlenebilirim mi diyor yani. Bana göre düğüne bekliyorum sizi. Evet bizi izlemeye devam edin efendim. Eyvallah. Dördüncü gündeyiz efendim. Yeşilköy Havalimanı'nda Trabzon'umuzun Kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamalarında Gençlik Kolları Başkanımız Hakan İlhan'la beraberiz. Ve yine değerli kardeşlerim var, onları da birazdan tanıyacağız. Hakan'ım, şu ana kadar mükemmel geldi. Sizlerin de çok emeği var. Dördüncü gün neler ifade etmek istersin? Abi güzel geçti. Dün de biliyorsun Kandil'di. Ona rağmen yine program yapmamamıza rağmen Kandil ve dolayısıyla yine güzel geçtik. Kalabalıktı. Bugün de birazdan başlar zaten kalabalık. Şu an biraz saatimiz erken. Yarım saat 40 dakika sonra hareket başlar. Sahnemiz başladı. Güzel geçiyor. Burada ilk defa yapıyoruz yeni kapıda. Alıştı ağzımız. Havaalanında ilk defa yapıyoruz. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Ben röportaj yaparken ikide bir yeni kapı diyorum. Yeni kapı da değil ha diyorum. Yeşilköy'e öyle toparlıyorum. Yani şöyle çok giden de olmuş yeni kapıya. Bilmeyenler değil mi? Doğru. Evet. Yeni kapıya gidenler de oldu. Abi güzel geçiyor çok şükür. Bakalım bu arada bizi yapımcı Ahmet Güngör şu anda orada yok. Evet. Ya bu kadar enteresan bir adam olur mu? Karışık buruşuk bir adam çok ya. Çok enteresan. Ya böyle geziyor, bir şey olmaz dolaşıyor. Ya. Bu nasıl? O şu anda bizi duymuyor. Biraz sallayalım onu da. Abi bu nasıl bir rahatlık? Ne gidiyor? Yani... Ya harbiden tip bir adam derler çok, ya. Böyle bir şey yok ya. Çok bezdirdi bizi vallahi. Aynen ya. Öyle. Saçımı aynen beyazlatmasını. Bu böyle yapıyor ya. Evet, şimdi kemençe çalıyor, kemençe aldı eline. Hakan'ım, emeği geçen Sayın Başkanımız İsmail Şatıroğlu'na, yöneticilerine, gençlik kollarına, kadın kollarına çok emeğiniz var. Gerçekten evet. Burada özellikle bakıyorum, gelen Karadeniz olmayan, Trabzon olmayan çok sayıda da insan çok, var. Abi, onlar da çok mutlular. Abi çok gençlerde bile çok hani Trabzonlu olmayan çok arkadaşımız var. En basiti o gün yani ordulu kendisi. Tamam. Canla başla mücadele ediyor. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim abi. O dedin ya hep beraber birlikte. Başta çok güzel bir liderimiz var, bir abimiz var. Aynen. Başkandan öte İsmail Şatıroğlu. Kesinlikle yani, öyle. Başkanlıktan çok hepimize abilik yapıyor. Önderlik yapıyor. Baş güzel olunca dip öyle aynen, geliyor. Aynen öyle geliyor yani gerçekten. Herkesin birbirine saygısı, kardeş mesela arkadaşların o. Birbirine sevgisi, güzel kadın kolları, gençlik kolları, üst yönetim. Herkes birbiriyle güzel bir şekilde çalışıyor. Biliyorsun yaklaşık 2 hafta önce Trabzon'daydık. Evet orada Çaykara'da, güzel hizmetler yaptınız. Çaykara, Hayrat, Of, Arsın, öğrencilerine yardımda Maçka, gittiniz, Düzköy evet. Tabii.
Buralara gittik okul iç okullarda çocuklara yardım için. Güzel geçti. Yine kadın kollarımızla birlikte. Güzel oldu ya. Yüreğinize İsmail Başkan'ın sözünü söylüyorum. Ben her yerde de söylüyorum bunu. Belki evet. de diyecekler ki çok söylüyor ama Gök Kubbe'de hoş bir sada bırakmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Eyvallah. Tek derdimiz o. Başka derdimiz yok. Çok çok teşekkürler. Peki Ahmet Güngör'ü tanır mısın? Nasıl bilirsin? Ahmet abi çok severiz sağ olsun. Eksik olmasın. Az önce öyle demiyordun. Az önce kameranın karşısında değildi. abi arkada kameranın arkasında değildi. Boşlukta attık yani. Kendisini çok seviyoruz. Eyvallah. Eksik olmasın. Evet. Bizim Minzili Geceler programlarımız oluyor. Bunu söyledi evet. Reşat geldi, Sedat geldi. Geçen son programda Oğuzhan Şahin kardeşimiz geldi. Bu çarşamba günü çok iyi, bravo. Başarılı bir gazeteci. Doğru, araştırma. Yok yok söylemişti onu. O benim hatam. Evet. Doğru. Hemen buradan söyleyeyim. Hemen yayınlayacağım bunu Facebook'ta. Tamam. Peki Trabzon bugün. Evinde mi? Yine Trabzon evinde 28 Şubat çarşamba günü saat 20:00'da Onay Şahin misafirimiz oluyor. Onay geliyor. Tüm Trabzonlu olan olmayan Karadenizli tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ücretsizdir. İkramlarımız da var. Yemeğimiz yok ama ikramlarımız var. Çayımız var. Hoş sohbetimiz var. Herkesi bekliyoruz inşallah. Ahmet abi ikram var o zaman oradayız. Ahmet abi özel olarak ona ben yemek ısmarlarım. Evet sen o zaten tamam. yemeği bunu da sever. Dedik ya tamam şimdi. 5 sene bununla gideriz yani. Hakan'ım teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah o gecede de görüşürüz. İnşallah. Çarşamba günü bekliyoruz. Değerli kardeşim seni tanıyalım. Merhaba ismim Alper. Federasyon Gençlik Kollarında spor işlerinden sorumluyum. Spor işleri? Evet. Belli sporcu olduğu belli. sevgili kardeşim sen Trabzon'un neresi? Çaykara. 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 Maşallah benim. Çaykara. Genç bir kardeşim. Hakan'a neden benziyorsun diye soruyor yapımcım. Aynı aileden geliyoruz. Evet, kardeşiz. Oo bak ben yeni gördüm ya. Ya Alper'i yeni tanıdım ben ya. Peki tamam. Alper o zaman sana sormaya gerek yok. Abinin yolundan devam. Devam. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Hemen burada şapkalı bir kardeşim var tanıyalım seni. Benim adım Ogün Künük. Tanıtım ve sosyal medya sorumlusuyum TDF Gençlik Kolları'nda. 1,5 seneden beri bu oluşumun içindeyim, bünyesindeyim işte. Yani güzel bir ortam var. İlk önce genel başkanım İsmail Şatıoğlu'na, sonra gençlik kol başkanımız Hakan İlhan'a teşekkür ediyorum. Güzel bir aile ortamında, güzel projelerle, etkinliklerle devam ediyoruz. Bu şekilde aktif olarak gidiyoruz. Bugün işte perşembeden beri de burada havalimanında Trabzon günleri gidiyor güzel bir şekilde. Bugün de son günümüz. Program akışımız da güzel. Güzel sanatçılarımız da çıkacak. Bütün hemşehrilerimizi son güne de davet ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Bu kardeşim de medyadan sorumlu. Evet, senin nereli, Trabzon'un neresi? Ben Trabzonlu değilim, Orduluyum. Onun için helal olsun. Bak Ordulu bir kardeşim. Trabzon'da bir alakam yok. Fanatik Trabzonsporluyum ama. Trabzon en üst kimliğimiz de bizim Trabzonspor. Onu da vurgulamak istiyorum. Ama Trabzonlarla falan tabii ki bağlantımız çok var. Aramız iyi. Tribüncüdür yani. Evet taraftar grubunda bünyesindeyim aynı zamanda. Gidiyorum tribünlere. Ama Trabzon'da bizim bir sevdamız, şehrimiz yani. Seviyoruz Trabzon'u da. Kardeşimi çok tebrik ediyorum gerçekten. Yani burada şu. Gönül aşkıyla Trabzon derneklerinde, gençlik kollarında çalışan fark etmez oralı buralı. Önemli olan hizmet edebilmek. Onlar da işte Hakan İlhan Başkan'ın kadrosunda yer alıyorlar. Başarıları daim olsun. Bizi izlemeye devam edin. Efendim yapımcımız da Samsunlu ama Samsun'a hiç gittiği yok. Yani çarşambaya daha hiç gittiği yok. Öyle mi? Ahmet abi çarşambalı ama bizden çok Trabzonludur o da. Fena değil yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bize her yer Trabzon. Evet bize her yer bir Trabzon. Bir çarşambalı, bir ordulu, üç tane de Trabzonlu. Evet bizi izlemeye devam edin efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi az önce burada iki kişi benim arkamdan attı ben tuttum. Attı ben tuttum. Tuttuklarımı şimdi tuttum. Ben atacağım. Kardeşim hayırdır İbrahim Akın, Oğuzhan Usta, Hakan, hiç kusura bakma bunları direkt söyleyeceğim. Evet. Yani sen en başta ne istiyorsunuz benden ya? Ne isteyebiliriz ki abi? Abi ya bak videoyu yayınlarım. Hangi videoyu? İbrahim Akın sen ve Oğuzhan'ın olduğu videoyu resmen diyorsunuz ki. Diyor ki İbrahim siz de onaylıyorsunuz. Peki yapımcımız Ahmet Güngör şikayetçi sizden. Niye böyle ben onu anlamadım. Biz yani... Ahmet abiye... Ya, İbrahim abinin başkanlığından beni bak, memnun edemedik. Ya. Şimdi Ahmet abi benim çok değerli bir abi. Yıllardır evet. Biz beraberiz. Şu mikrofonla hikayemizi de biliyorsun. Kesinlikle. Anekdotumuz kesinlikle. Var. Ya adam ciğerinin yarısı gitti. Araba vurdu 3 takla attı.
affedersin Ezrail'le bir anlaşma yaptı. İşte araba çarptı, kanseri yendi, 3 takla attı, ölmedi. Ya ölmeyeceğim. Hadi. Ölme zaten abi. Biz seni çok seviyoruz. Kim? Ben öyle bir şey konuşmadım ya. Nereden çıkarıyorsun? İyi. Mincili geceler için yemek sözü vermiş miydin? Verdim. Verdi. Ayın 20'sinde miydi? 20'si geçtiği için yemeği de kaybettin abi. Yok yok. Mincili geceler ayın 28'inde. 28 Şubat çarşamba günü sevgili Onay Şahin aradık. Dedi ki tabii ki gelirim dedi kardeşim. Misafir edeceğiz kendisini. Tabii zaten. Ben Onay için şunu söylüyorum. Karadeniz'de müziğiyle, eğitimiyle, beyefendiliğiyle, karakteriyle, duruşuyla gerçekten adam gibi adam. Allah yolunu açık etsin. Tabii ki öyle kardeşlerimiz var ama şu an Onay'dan bahsettiğimiz için bunu söylüyoruz. Sen bir gel yanıma, sen bir gel yanıma. Yalan da bu kadar bariz ortaya çıkar. Seni gelmek istememene rağmen aldık. O da bu normalde bizim özel Hakan kardeşimle bir anı kalsın diye bunu çektik. Ama çok teşekkür ediyorum kırmadığın için. Genelleme yaptığında bir genç kollarının aktif görevlisi olarak ne diyeceksin? Abi insanlar hareketli, horon istiyor. Yukarıda da oynuyorlar. Daha bir şey söyleyemem ben. Yani güzel gidiyor diyorsun. Sanki zorla söyletmiş gibi olduk ama gerçekten güzel gidiyor. Trabzon'un kurtuluşunda değil de Trabzon fethinde olacak ki o zaman biliyorsun gençlik kolları da muhteşem bir şölen yapıyor. Yanılmıyorsam ilk Fatih Sultan mıydı? Evet. Fatih Sultan Mehmet. İlk ben değildim. Alican olmuştu. Evet, evet. Alican olmuştu. Hatta bizim orada bir kılıç kalkanımız var. Hatırlıyor musun? Evet. Bulabilirsem resmi koyarım. Bulsan onları ya aynen. Hatta seni böyle ben rehin almıştım falan. Seni deyince niye durakladın? Nasıl yani? Rehin almamıştım. Boğazına bıçağı da. Ben de böyle artistik. Evet. Ahmet abinin bu arada dizilerde de rolleri var yani. Bunu demesen iyiydi be. Güzel sahneleri var mesela. Ya havuç yediriyorum sadece. Art niyetli bir şey olmuş. Havuç yediriyorum. Canım. Evet. Onu da koyarsın buraya. Mutlaka koyarım. Şöyle yapalım. Biz şimdi burada noktalayalım ama seninle daha çok beraberiz. Mincili geceler için şunun sözünü veriyorum. Eğer ki rahatsız değilsem, herhangi bir sıkıntı yoksa sözümdür. Gideceğim. Aslında sürpriz yapmak istiyordum. Ama gittiğimde de o yemeği görüntüleyip bunu ekrana taşıyacağım. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sözümüz neyse oradayız. Biz de ne söz verdiğini ben hatırlamıyorum ama siz takip edin. Bugün Murat Şov'a ben biraz sonra mikrofonu teslim edeceğim. Allah bana yardım etsin. Trabzon günlerinden selamlar, saygılar efendim. Bugün dördüncü gündeyiz ve yine çok değerli misafirlerimizle röportajlarımız devam ediyor. Hemen yanımda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadenizler Dernek Başkanı benim adaşım Murat Civelek var. Sayın Başkan, hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk, çok sağ olun. Evet, sizler de yavru vatanda STK Karadenizleri orada temsil ediyorsunuz. Şöyle buraya kadar geldiniz, onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Neler ifade etmek istersiniz? Tabii ki biz bu memleket sevdamız yoğun. Biz Kıbrıs'ta 1992 yılında kurulan oldukça eski o ülkenin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Yaklaşık 40 bin üyemiz var. Maşallah. Ülke nüfusu 400 bin olduğunu düşündüğün takdirde yani %10'una tekabül ediyor ki oldukça güçlü ve etkin bir derneğiz. Evet. Kurumsal yapımız da çok ciddi boyutta. Oradaki yaptığımız etkinlikler de adanın en büyük etkinlikleri ki birçoğunda keza buradaki hemşehrimize beraber yapma özlemi duyuyoruz daha doğrusu. Bir buçuk ay önce orada bir hamsi festivali yapmışsınız. Bizim yöneticiler de katılmış oraya galiba. Evet evet. 20-25 gün önce bir ay olmadı. 28 Ocak'ta yapmıştık. 15.sini düzenledik bu hamsi festivalin. Trabzon'dan 3 ton temizlenmiş hamsi getirdik. Orada Kıbrıs Türk halkına imza ikram ettik. Çok yoğun bir katılım olduydu. Evet. İnanılmaz bir katılım. Yani ülkenin en büyük organizasyonu. Trabzon tam gelen misafirlerimiz oldu, federasyondan misafirlerimiz oldu, federasyondan valilikten misafirlerimiz oldu. Daha önceki yıllarda Trabzon Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa yapıyorduk. Bu ilişkinin seçimden dolayı yapamadık ama önümüzdeki yıllarda aynı şekilde tekrar devam edeceğiz. Ahmet Başkan'a da oldukça iyi hukukumuz da var. Buradan kendisine sevgiler, saygılar da sunuyorum. Federasyon da temsilci gönderiyor. Biz onların ikine geliyoruz. İyi bir uyumumuz olduğunu söyleyebiliriz. Biz orada tüm Karadeniz'i temsil ediyoruz. Yani Trabzon ağırlıklıyız belki ama. Zaten şunu özellikle ben ifade edeyim. Ben 10 yıl önce çok oradaki programlara da geldim. Hatta Beş Parmak Dağları'nda bir de kaza yapmıştık orada. Öyle bir sıkıntımız da olmuştu. Şunu ifade edeceğim. Oradaki yerli Kıbrıs halkı pek Türkiye'yle böyle pek
nasıl söyleyeyim, iletişimi yok gibi duruyor. Onu neye bağlıyorsunuz? Ben hayır ben buna kesinlikle katılmıyorum. Öyle mi? Yani net şekilde hayır. Kesinlikle. Orada öyle bir şikayetlerde bulundular bize böyle. Ya marjinal kesimler olacaktır. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunu çok dillendiriyorlar. İşte Kıbrıslar bizi sevmiyorlar mı? Kıbrıslar Türkiye'den gelen göçmenleri sevmiyor. Bak Türkiye sevmiyorlar ama bu safsatadan öte bir şey değil. O zaman birkaç orada hemen bak izah edeyim madem sordum. Çok kontura geldi bu soru ama. Çok önemli bir konu. Çok da kontura geldi bize ama hemen cevap vereyim madem konu açıldı. Ya marjinal birkaç kişi tepki göstermiş olabilir, söylemiş olabilir. Türkiye'nin içinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tepki gösteren olmuyor mu bayramımıza? Oluyor, doğru. Onun gibi düşünün diyorsun. Marjinal kesimler hükümete ya da Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine, cumhuriyetin oluşumuna veya tarihine, geçmişine, hükümetine, Osmanlı'ya. Onu yapanlar o cins olanlar. Aynen evet, şekilde. Peki. Nasıl orada o şekilde marjinal kesim varsa orada da oluyor, burada da oluyor. Marjinaller hani teneke boş durur ama çok ses çıkarır mesela. Çok ses çıkarıyor. Dışarıya yansıması bu şekilde olunca üzüyor. O zaman öyle bir durum olmadığını Sayın Başkan'dan anladık Murat Cibelik'ten. Ne şekilde söylüyorum biz orada hani etle tırnak diyorlar ya. Aynen. Biz et tırnağın ötesinde biz orada hamur olmuşuz, yorulmuşuz birbirimizle. Hey maşallah ne güzel. Yani o peki yüzden... Sayın Başkan bu arada siyaset de yapıyormuşsunuz herhalde doğru mudur? Ya siyasete çok bulaş, biz de dernekteyken siyasete bulaşmamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani yoğun bir üye sayımız olduğu için, yoğun etkinliğimiz çok talep yüksek olduğu için tabii ki talep geliyor. Elimizden geldiği kadar tarafsız olmaya çalışıyoruz ama zaman ne getirir ne götürür bilinmez tabii ki. Yok, her şeyin gibi, hayırlısı. Sizin gibi değerleri tabii ki siyasette de görmek isteriz. Yani. Ya biliyorsun bu tip kurumlar vitrin açıkçası. Hani evet, doğru. Ben şöyle söyleyeyim hani dernekler siyaset yapmasın tamam eyvallah ona %1 milyon katılıyorum. Ama dernekteki insanların siyasete girmesin konusundaki eleştirilere katılmıyorum. Çünkü ya insanlar orada vitrindeler. Eğer sen kurumunu, üyelerini, hemşehrilerini temsil ettiğin insanları güzel bir şekilde temsil etmişsen seni farklı bir noktada görmek istemeni çok doğal. Eğer muvaffak olursan da onların talepleri doğrusu gidebilirsen ne mutlu sana. Evet. Ya da insanlar sonuçta bu hizmet işi. Doğru. Sayın Başkan başarılarınız daim olsun. Eyvallah. İnşallah orada sizi siyasette de görmek isteriz tabii ki. Hayırlısı diyelim. Orada çok teşekkür ederim. Yanımda bir arkadaşım var onu da tanıyalım. Sizi bir tanıyalım. Evet ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadeniz Derneği Girne sorumlusuyum. Ey maşallah. Biz Karadeniz Kültür Derneği'ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşama ve yaşatmak için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Allah'ımızın izniyle bu tür etkinliklerle derneğimizi, ülkemizi daha iyi temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Kaç yıldan beri oradasınız? Ben küçüklüğümden beri bu derneğin, Karadeniz Kültür Derneği'nin içindeyim. Yönetime Murat Başkan'la birlikte girdim. İyi ki de girdim. Çünkü kültürümüzü dediğim gibi yaşatmak ve yaşamak çok önemli. Bu gibi sorumlulukları almak gerektiğini düşünüyorum. Evet, size çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yavru vatanda Karadeniz'i, Karadenizlileri temsil ettiğiniz için bizim için de önemli bir durum bu. Onun için hem başkana hem sizlere hem bütün yönetiminize buradan teşekkürler. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadenizler Derneği Başkanı'na, bütün yönetimine de çok teşekkürler ediyoruz. Evet, gel. Evet, şimdi bir sürpriz yapacağız Sayın Başkan sana. Bizim yöresel sanatçımız Çoluğum Mehmet'ten bir atma türkü. Evet, Sayın Mehmet'im şöyle gel. Ben seni öyle değil, candan seveyim candan. Murat Civele Başkan, hoş geldiniz Kıbrıs'tan, hoş geldiniz Kıbrıs'tan. Sayın Murat Başkanım, hoş geldiniz Kıbrıs'tan. Çarşıda alttan atan güleği, siz geldiniz buraya, buralarda şenlendi, buralarda şenlendi. Siz geldiniz buraya, Trabzon'um şenlendi. Bu kara dürgüleri ekledim dize dize, söylediğim dürgüleri hadıra kalsın size. Eyvallah çoluğum. Efendim Trabzon günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Evet bugün dördüncü gün ve biz de buradan şu anda ekran başında izleyen siz değerli izleyenler gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Ve AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Coşkun aramızda. Sayın Başkanım şeref verdiniz, hoş geldiniz. Şeref bize, şeref bize. Çok teşekkür ederiz. Evet önce
buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Birazdan standları da gezeceksiniz. Seçim arefesine de girmiş bulunuyoruz. Çalışmalar nasıl gidiyor, neler söyleyeceksiniz? Trabzon insanıyla olsun, coğrafyasıyla, Trabzon sporuyla olsun bizim için heyecan veren bir bölge. Bu heyecanda biz Sarıyer'de olası gücünü hissediyoruz. Çünkü Sarıyer'de Trabzon nüfusu ciddi bir oranda. Bizim de belediye meclis üyeleri listemize hem birinci sıra hem de kontenjan birinci sıramız Trabzon'un hemşehriniz. Evet. Ve bu konuda Trabzon... O zaman desteklerini esirgemesi... Kesinlikle. Trabzon şu an diğer listeye bakarsanız Trabzonlular yok denecek kadar azlar. Bizim listemizde hem birinci sıramız hem kontenjan birinci sıramız Trabzonlu. Ve ben de Fahri Vakfı Kebirli sayılırım. Öyle mi? Ne güzel. Vakfı Kebir Belediye Başkanımız Muhammed Balta Başkanımız bizim çok kıymetli dostumuzdur. Kendi memleketim Koyulhisar. O kadar da Vakfı Kebir'e gitmişliğim var. Trabzonspor maçını Avni Aker'de Sivas Spor'da izlemişimdir. Yani. Belki fazla. Hüseyin Başkan, şunu ifade coğrafya. Edeyim. Şimdi sizin bir özelliğiniz var. Biz tabii zaman zaman yıllardan beri radyoculuk yaptığımız için Sarıyer'de sevilen bir insansınız. Özellikle de hizmet anlamında halk da sizleri seviyor. Tahmin ediyoruz, onu da takdir edeceklerdir. Bu sevgiyi nasıl başardınız? Şöyle, bunu merak ediyorum. Ben AK Parti kurulduğundan beri, partimiz kurulduğundan beri 22 yıldır teşkilatlayım. 21-22 yıldır. 15 yılda Sarıyer ve Büyükşehir Meclis Üyesiyim. Biz siyasi görüş, hemşeri grubu, hiçbir etnik köken gözetmeksizin vatandaştan gelen her talebe cevap verdik. Ama hastanede işler oldu, ama karakolda işler oldu, ama belediyede işler oldu, ama kaymakamlıkta işler oldu. Her dönem halkımız yanında olduk. Özellikle bilirsiniz bir pandemi süreci geçirdik. Evet. İnsanlarımızın devlete, belediyeye çok ihtiyaçları oldu. Bu dönemde biz hep halkımızın yanında olduk, halkımızla birlikte olduk ve onlara dokunduk. Bu dokunmana karşı hamdolsun. Şu an arazide halkımıza teveccühle görüyoruz. Trabzon hemşehrilerimiz bizi bağrına bastı. Rize hemşehrilerimiz bizi bağrına bastı. Ordu hemşehrilerimiz bizi bağrına bastı. Bu anlamda da bunun mutluluğunu arazide yaşıyoruz. İnşallah da 31 Mart'tan sonra Sarıyer'e gerçek belediyeyi getireceğiz. Evet, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah başkan olduktan sonra da bir çayını içmeye geliriz. Her zaman şeref ve gurur duyarız. Nisan ayında bekliyoruz inşallah. Eyvallah. Sayın Başkanım, yöresel sanatçımız Çoluğum Mehmet size bir atma türkü söyleyecek. Kemencemin üstüne yaya vururum yaya, yaya vururum yaya. Hüseyin Çoşkun Başkan, hoş geldin Trabzon'a. Hüseyin Çoşkun Başkan, hoş geldiniz buraya. Yaylaya gider iken iyi ki defa dinlendi. Siz geldiniz buraya, burası güzelleşti. Siz buraya geldiniz, buralar güzelleşti. Evet, teşekkürler Çoluğum. Trabzon günlerinden selamlar, saygılar. Efendim, bugün dördüncü gün ve tabii buraya gelen misafirleri biz ağırlamaya devam ediyoruz. Ve o işte yöremizin çok değerli solistlerinden bir tanesi. Yaylacı kardeşim burada. Şeref evet. Verdin, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Güzel insan, sağ olasın, var olasın. Seni burada görmek ne güzel. Abi Trabzon, bize her yer Trabzon, evet. Şimdi yaylacı kardeşimin biliyorsunuz çok güzel yanık türküleri de vardır. Şimdi diyeceksin ki seni bulmuşum, böyle bir kuple bir şey alacağım senden. Olur, sen, olur. Evet. Buradan bir mesajın var mı? Nasıl buldun buradaki etkinliği? Ya şöyle, dünyanın neresine gidersen git Trabzonlu. Değil mi? Karadenizli olmak bir başka bir duygu. Evet. Ben de şu anda gurbet hayatını ben de yaşadım. Trabzon'a son zamanlarda taşındım. Oranın şeyi anlatılmaz, yaşanır yani. Onu iyi yaptın. Evet. Onu iyi yaptın. Peki, şöyle bize bir kısa olsa bir kuble. Olur, olur. Evet, buyurun efendim. Yaylacıyı dinliyoruz. Benim adım Yaylacı da tek başıma maşallah. Anam gelin bekliyor da sen olursun inşallah. Sen olursun inşallah. Ordu mavi rengimiz, kırmızıdır kanımız. Delikanlı mert olur da beşikten çıkanımız, beşikten çıkanımız. Yer bordu gök mavi bize her yer Trabzon. Büyüksün Trabzon'un da şampiyonsun şampiyon. Şampiyonsun şampiyon.
Ay maşallah. Ay, yüreğine sağlık. Abi ne demek. Çok yanık okur. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Efendim Trabzon günlerinde sizlerle beraberiz. Bugün dördüncü gün ve şu anda tabii ürünlerimizin olduğu bölgedeyiz. Burada da değerli bir kardeşim var. Burada meşhur helvayı tanıtıyor bizlere. Herkese de ikram ediyor. Seni bir tanıyalım. Bu isim Mehmet benim. Ofluyum ben. Bu özel Trabzon helvasıdır. Sırf tahinden yapılmıştır. Bunda katkı yoktur, gliko şeker yoktur. Gerçekten doğal, mi? Zaten gerçek. Ofli yani, ofli doğruyu söyler. Ya, aynı zamanda tahinimiz de vardır. Mısır unumuz ve tuzumuz da meşhur. Ne kadar bunun kilosu? 200 lira efendim satıyoruz. Aa, uygun. Uygun. Yani herkese bu ekonomik şartlara göre uygun şu anda. Zaten bunu yiyen mütalesi oluyor, bir daha yiyor onu söyleyeyim, vazgeçemiyor bundan. Önümüzdeki Türkiye'nin hemen hemen en iyi helvası. Afiyet olsun. Evet, yapımcımıza verelim ki bizi tatlı çeksin. Aynen efendim öyle. Evet, harbiden. Burada hemen şunu denelim. Burada da aynı zamanda doğal tahinden yapılmış, susamdan yapılmış tahinimizdir. Bu da aynı zamanda en büyük özelliği mide dostudur. Ay maşallah. Bunu sabahları bir kaşık yiyorsun, mideyi tedavi yapıyorsun. İlaç kullanmanda gerek yok. Orijinal tahin. Kesinlikle orijinal tahin. Bir şifa ilaçtır bu şu anda. Şifa yani şu anda bu. Güzel bir tahinimiz var. Bunu da makinesini buraya getirdik. Aynen böyle doğalını getirdik, böyle taş değirmeninde çekiyoruz. Hiçbir katkı yoktur onda. Şimdi şuraya doğru geçelim. Gelelim. Burada yine ürünleriniz var. Bu da pekmezimiz var burada. Keçi boynuzlu dutumuz var. Şöyle kameraya karşı. Keçi boynuzumuz var, üzümümüz var. Ve kavrulmuş da burada mısır unumuz var, mevcuttur. Müşterimize hiçbir şey yok demiyoruz. Kavrulmuşu normalde de burada zaten değirmeninde dönüyor. Burada. Aynen burada üretiyoruz. Her şey bizde doğal. Burada vatandaşlarımız doğal doğal ne görüyorsa alıyor şu anda. Ne güzel ya. Evet, hiçbir katkı yok. Evet, kuyumak ne istiyorsa, mısır ekmeği, hamsi buğlama. 50 TL mi bu? 50 TL. Niye böyle ucuz satıyorsun? Ya Trabzonlulara özel yaptık bunu da. Evet, inşallah. Müşterilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Efendim izlemeye devam edin. Trabzon günlerinde efendim devam ediyoruz. Şu anda yöresel ürünlerimizin yanındayız. Şu anda da Trabzon yöresel ürünlerinin oradayız. İşte sizler de burada görüyorsunuz. Hakiki tereyağları, evet, peynirler, kaşarlar ne ararsanız burada. Efendim tanıyalım sizi. İsmim Şükrü. Şükrü Bey, dün bizim yapımcımız Ahmet Güngör sizden yağ almış. Yağ diyor, ben hayatımda böyle leziz, nefis yağ görmedim. Anladım. Hangi yağdan verdiniz ona? Umarım mutlu olmuştur, memnun kalmıştır. Yağlarımız bunlar. Yağlarımız hiç katkısız yağdır. Hafif tuzlu olduğu için çok uzun vadede dolapta bekleme süresi vardır. Evet. Bu arada size bir ikram edeyim. Yer misiniz Ahmet Bey? Tereyağımız gördüğünüz gibi sıcağı gördüğü zaman kendini koyverir. Bu en güzel kanıtıdır. Soğuğa geldiği zaman kendisi sertleşir zaten. Tereyağımızın özellikleri böyledir. Katkılı yağlardan ayırt edilecek bilmeyenler için konuşuyorum ben. Böyle bastırdığı zaman katkılı yağlar taş gibi kalır. Ama bizim yöremize ait olan yağların özelliği böyledir. Ne kadar sıcakta efendim, orijinal yağın özelliğini değerli hemşerimiz anlattı bizlere. Dolap haricinde diyor, ne kadar dolabın içerisi, yani dolap dışarıda mı? Hayır, dolabın içinde buzluğa koymadan. Normal dolabın içinde tuzsuz yağlar yaklaşık 8-10 gün kalır, daha fazla acımaya başlar. Ama peki, tuzlu yağlar buzluğa atsalar onu bir şey olmaz. Buzluğa attıkları zaman uzun vade gider. Küçük küçük parçalar halinde, evet, buzluğa koydukları zaman ne zaman isteriz akşamdan çıkarsınlar, buzu çözüldüğü zaman ilk günkü tazeliğini korur. Evet. Efendim orijinal yağın özelliği Ahmet abi bir daha. Katkılı yağlar efendim böyle dokunduğunuz zaman böyle batmıyor içeriye. Onlar taş gibi. Ama katkısız yağlar böyle bastığınız zaman aynen eğiliyor. Bunu da bu tüyoyu da aldık efendim. Yağ almamış sütten yapıldığı takdirde çok güzel kuyumağı en az 1 metre uzar, 1 metre süner. Böyle gider. Ama yağsız olursa kuruma yaptığı için kuyumak olmaz. Bunlar da aynı, tereyağından bir farkı yoktur. Böyle bakın gördüğünüz gibi yürü yumuşak olur ama yağsız olursa kupkuru kalır. Kalır değil mi? Kupkuru kalır. Çok harika kuyumak peynirimiz burada. Hepsi bunun var zaten. Var kuyumak peynirlerimiz. Evet. Peki Ahmet abi, şurada bir küflü peynir görüyorum ya. Evet evet. Onun özelliğini. Küflü peynirimiz normalde buna imansız denilen peynirdir. Evet. O da yağsızdır. Bunlar mahzende toprakta eskitilerek lorla karıştırılarak yapılan bir peynirdir. Onun da aynı kuyumak peyniri gibi çok harika erim özelliği vardır. Evet.
Onun küfü kendindendir, orijinaldir. Ayrıca küfü penisinin görevi görür. Allah Allah. Ama küfü sonradan eskitme olmayacak. Orijinal olacak. Orijinal kendi kendini yiyen peynirler. Burada halkımızın bilinçli olması lazım. Taze peynirlerin küflüsü bazen veriliyor ama onlar sıkıntılı. Evet, sıkıntı yapabilir. Eski peynirler hava almadan bekletildiği takdirde bu çeşit peynir dediğimiz peynir kendi kendini küflendiği zaman gayet ayrıca vücuda sağlık verici bir özelliği vardır. Evet, o zaman efendim sizler de gelin bu güzel ürünleri buradan alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Burada yine devam edelim. Efendim Trabzon günlerinde şu anda harika bir coşku var. Sayın Başkan başkanlığı iyi yapıyordu, horonu bilmiyordu ama artık onu da öğrendi. Sayın Başkanım harikasın. Evet, yani Trabzonlu olup buradaki bu etkinliği yapıp da horonu öğrenmemek biraz ayıp olur. Vallahi helal olsun. Kısa zamanda ayakları çek. Harikasın başkanım. Çek. Trabzon günlerinin dördüncüsündeyiz efendim. Şu anda son günündeyiz. Evren Sancak başkanımızı yakaladık. Başkanım bugün biraz geç kaldın. Neredeydin? Biraz hastaydım. Serum takıldım valla. Serumla takılmış geldim buraya. Çok geçmiş olsun ya. Yorulduk 200 gündür. Şimdi iyiyiz valla. Son gün. Ama dikkat et. Ben de az önce Ahmet Bey'e dedim ki ayaklarım tutmuyor. İnşallah bugünü de tamamlayacağız. İnşallah. Başkanım ama çok koşturuyorsun. Vallahi çok şu mücadele çok veriyorsun. Çok büyük bir kalabalık var. Vallahi son gün ama çok güzel geçiyor. Evet. Son gün vatandaşlarımızı bir Trabzon'a basalmaya buraya çağırıyoruz herkes. Evet, emeğinize sağlık ama sen bize lazımsın. Bugün biraz kendini yormamaya gayret edin. Aynen öyle. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Trabzon günlerinin son günündeyiz ve işte bizim yakışıklı, başarılı başkanımız İsmail Şatıroğlu yanımda. Sayın başkanım horonu bilmiyordun ama horonu da yazmaya başladın. Ben şunu anladım ki Şatıroğlu bir şeye karar verdiği zaman onun en iyisini yapar.
kısa zamanda bu güzel horonu nasıl öğrendiğini ben merak ediyorum Sayın Başkanım. Tabii ki eksiğimizdi. Estağfurullah. Bir de, harika. Bir Trabzonlu olup da horonu da bilmemek biraz da bizim ayıbımızdı. Hemen o işi de çözdük Allah'a şükür. Kim öğretti Sayın Başkanım? Ya buradan da herkese duyuru yapmamız lazım. Federasyonumuzda horon kursu başladı. İkinciyi yaptık. Her hafta kursumuz devam ediyor. Biz de bu işi çözelim dedik. Dolayısıyla da bayağı bir katkısı oldu bize. Ama başkanım tam çözdün. Şimdi Gençlik Kolları Başkanı Hakan İlhan'a bakıyorum senin kolunda. Eyvallah. Yani Hakan bu işi daha önceden bilmesine rağmen yani kusura bakma Hakan'ım ama başkanım sen kısa sürede. Biz hocanın direktifleriyle nasıl öğretildiyse harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. Kesinlikle öyle. Peki başkanım emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Nasıl görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani olağanüstü bir heyecan var. Kesinlikle insanlarımızda. Öyle. Olağanüstü kesinlikle bir katılım var. Gerçekten olağanüstü bir ilgi var. Ben de bunun keyfini, hazını yaşıyorum. Tabii bunlar kolay olmuyor bu organizeler. Trabzon'a ya, Ankara'ya ya, İstanbul'a ya bayağı bir emek gerektiriyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım gerçekten çok emek verdiler. Çok gayret sarf ettiler. Allah'a şükürler olsun. İnsanlarımız akın akın geliyor. Dün akşam Kandil olması hasabiyle kimse olmaz dedik ama büyük bir yoğunluk yine oldu. Allah'a şükürler olsun. Bugün de son günümüz. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde gidiyoruz. İnsanlarımız geliyor. Burada hasret gideriyorlar. Birbirini görmeyenler burada kucaklaşıyorlar. Alışverişlerini yapıyorlar. Trabzon'dan gelen tereyağımızı, peynirimizi burada alışverişini yapıyorlar. Burada hasret çeken gidip kuymağını yiyor, hamsisini yiyor. Değişik bir ambiyans tabii. Güzel bir günler geçiriyoruz burada. Bütün herkese sizin aracılığınızda da bütün hemşehrilerime, İstanbullu hemşehrilerime bize göstermiş oldukları bu ilgiden ötürü tekraren teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten başkanın ifade ettiği gibi horonu da başkanım öğrendi, yazdı ve eksikler tamamlandı başkanım. Çok eyvallah, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Saygılar. Ediyorum inşallah. Sayın başkanım dün biz 6 gibi buradan çıkış yaptık. Bizden sonra da burada helva organizasyonları yapılmış. Bilmiyorum çok da yoğunmuş. Siz burada mıydınız? Buradaydık tabii. Olağanüstü bir çok bir farkındalık oldu, bir talep oldu. Kadın kollarımıza burada teşekkür ediyorum. Ben ilk defa yedim. Mısır unundan helva kavurdular. Mısır unundan? Mısır unundan. Ben ilk defa tadına baktım. Ve olağanüstü güzeldi. Büyük bir tencere yapıldı. Yani insanlarımız burada o kuyrukta onun servis yapması, onu dağıtımını da yapmamız olağanüstü güzellik oldu. Hem de kandil olması hasabıyla de bize İkramda bulunduruz. Tabii. Olağanüstü de bir keyif verdi bize. Dolayısıyla burada her anı, her dakikayı günün önemine binaen ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Dolayısıyla da orada güzel bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet hemen Azmi Turan'a dönüyorum. Sayın Azmim, evet biliyorsunuz Güngören İnşaatçılar Dernek Başkanı. Sayın Başkanım nasılsın? Nasıl çok gidiyor? Organizasyon çok harika. Çok güzel gidiyor Murat Bey. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Cenab-ı Allah bir daha ülkemize ve Trabzon'umuza kurtuluş mücadelesi vermeyi nasip etmesin. Ülkemize diyelim. Ülkemize. Evet. Tüm yani ülkemize. Aynen öyle. Olağanüstü bir heyecan var. Olağanüstü bir kalabalık var. Horonumuz, müzik evet. Tam kapasite devam ediyor. Çok kalabalık var. Tüm İstanbul halkını davet ediyoruz. Ayrıca Güngören İnşaatçılar Derneği yönetimi ve bütün üyelerimiz de birazdan burada olacaklar. Ey maşallah. Onlarla beraber horonu da tepeceğiz inşallah. Efendim Trabzon günlerinde devam ediyoruz. Burada değerli isimleri de görüyorum. Aa, Necati abim hoş geldin. Gel şöyle. Evet. Hoş Muhtarımız, geldiniz. Muhtarım hoş geldin. Mustafa Bey. Mustafa Bey hoş geldiniz. Ufuk Bey. Ufuk Bey hoş geldin. Şöyle bir Trabzonspor'un... Resim mi alalım yani? Resim değil, röportaj canlı yayındayız abi. Eyvallah kardeşim. Evet şu anda Necati Engin Güneş efendim. Sakarya Trabzonlar Dernek Başkan Yardımcısı. Yine NECMAC Yönetim Kurulu Başkanı. Çaykara'nın yiğit delikanlısı. Bugün de Trabzon günlerinde geldiği için bizleri çok mutlu etti. Necati abi neler ifade etmek istersin? Valla teşekkür ederim Murat'ım. Zaten her zaman sizinle beraberiz. Ahmet Bey'le beraberiz her zaman. Olur, buraya olmasan gelmek... da olur be Necati abi. Ahmet abi bırakamıyoruz. Ahmet abiyle biraz sıkıntılarımız var. O yüzden... Var. Herkesin olmayan var mı? Ama Murat Çoğla... Herkesin var ama kimse bırakamıyor abi. Kimse bırakamıyor. Evet. Ama Murat Çoğla her zaman beraberiz. Murat evet. Çoğla her zaman yanındayız. Tamam evet, Murat abi diyor. Şimdi evet. Yapımcımız öyle bir şey ki araya girer. Anladın mı? Giriyor. Evet şimdi diyor ki... Bir sevdadır Karadeniz'i unuttun mu? Diyor ki, unutmak mümkün değil. Mikrofonun ayarı bozuk diyor. Ne oldu diyor. Neyse. Z'si. Ha Z'si düşmüş. Ahmet Bey onu Michel'den sonra halledeceğiz. Sen bana hatırlat. O konuyu halledeceğiz. Evet Necati abim. Şimdi tabii işin esprisi latifesi bir kenara.
sizi gördüğümüz zaman böyle insan bir ağabeyini, kardeşini görür ya, öyle mutlu oluyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bu mutluluk bize ait. Gerçekten öyle. Sakarya'da da çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Eyvallah, özellikle oradaki bizim Trabzonlar Derneği Sayın Başkan, yönetimi, sizler. Bakıyorum yayınlara da katılan çok insan oluyor orada. Evet. Çok da seviliyorsunuz. Sağ olun. Bu bir emek işi. Hem maddi hem manevi bir mücadele veriyorsunuz. O açıdan biz sizlerle gurur duyuyoruz. Buraya da katıldınız. Birazdan standları da gezeceksiniz. Evet, buradan gezeceğiz. Bir mesajınız var mı biz izleyenler? Valla bir sevdadır Karadeniz aracılığıyla buradan tekrar söylüyoruz. Sakarya Trabzonlar Derneği olarak buraya zaten katılım sağlıyoruz. Bütün Karadeniz'de söylüyoruz. Gelin bu şeye sahip çıkın. Sadece bizim bir kişiyle olmaz. Bir kişinin fedakarlığı olmaz. Burada bak, bizim köy müdürlerle beraber geldi. Kardeşimiz evet. Burada iş adamı İstanbul'da. Onlarla kardeşimiz da konuşacağız. Yine inşallah. İstanbul'da iş adamı ama bu bir kişiyle olmaz. Bu fekada hep beraber bu işi yapmamız lazım. Evet. Bak, bu gördüğün insanlar hepsi Trabzonlu, Karadenizli. Gelin bir ara birlik beraberlik olursak bu ülkede yapamayacağımız hiçbir şey yok. Aynen öyle. Bu sadece bir Necati'yle olmaz. Bir Trabzonlular DNL'yle o sadece olmaz. Birlik beraberlik olur. Yeter ki duygularımız samimi olsun. Duygularımız, inanın ki Karadeniz insanın duygusu samimidir. Memleketini seven insandır. Evet. Bu millete zarar gelmez. Karadeniz'den, Trabzon'dan memlekete zarar gelmez. Buz memleketin çimentosuyuz. Eyvallah. Biz olmasak bu memleket çok sıkıntılar çeker. Biz her zaman buradayız. Bize elimize düşen bir şey varsa, bize bir görev düşen varsa biz her zaman zaten Trabzonlar Federasyonu'nda beraberiz. Evet. Her zaman görüşüyoruz. Yönetimle arkadaşlar beraberiz. Murat Şov aracılıkla herkese tekrar söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yayınları yapıyorsunuz. Olun, İyi ki bu işleri, emeğini, zorluğunu çekiyorsunuz. Biz de bu işte elimizden geldiği kadar ne varsa yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz. Bize bir görev düşüyorsa her zaman yanınızdayız. Evet, şu anda varsa o görevi yapıyorsunuz. Son görev de yapımcımız Ahmet Güngör'ün Z harfi düşmüş. O Z harfini yerleştirin yerine lütfen. Ahmet Güngör'le şu Z'yi halledeceğiz. A'dan Z'ye bizimle beraber. Peki. Ahmet Güngör'le Allah nasip etse tekrar Karadeniz'e gideceğiz. Orada bir Trabzon günleri çekeceğiz orada. Evet. Onunla tekrar programlarımız olacak. Biz size Trabzon'dan, köyden de selam göndereceğiz. O inşallah. İnşallah. Allah nasip olsun. Peki. Hemen muhtarıma döneyim ben. Sayın muhtarım, seni bir tanıyalım. Benim ismim Abdullah Kulaç. Trabzon Çaykara Çamlıbel mahalle muhtarıyım. Oy maşallah, Çaykara'dan mı geldin? Çaykara'dan geldim. O zaman çayını yazın nasip olursa içeceğiz herhalde muhtarım. Yazın çaya da buyurun, ayrana da, çorbaya da öyle bekliyorum. Ağustos ayında. Ama balık demedi bak, balık ne dedi? Çaya, çorbaya, ayrana. Yani, akıllı muhtar. Yani sizden gelmesi ikramı orada. Bakaruga. Boş göndermeyiz. Eyvallah. Ağustos ayında köyümüze ait Sultan Murat Sarıkaya yaylasında festival havasında iki günlük bir şenlik düzenliyoruz. İlkini geçen sene düzenledik. Bundan sonra daha güzel olacak. İnşallah orada, özellikle buradan sizi davet etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Necati Bey gelecek mi? Necati Bey gelmezse olmaz. Necati o zaman Bey, o Mustafa gelirse abi, biz oradayız. Yani tabii ki gelecek. Hatta tabii. Geçen, o Z harfi düşmüş ama onu yapılmadan gelmez o. Geçen yılki şenliğimize Sakarya Trabzonlar Dernek Başkanımız Sayın Profesör Doktor Fehmi Çelebi de katılmıştı. Necati abimler katılmıştı. Evet. Bu yılkisi daha kapsamlı olacak. İnşallah sizleri de aramızda i̇nşallah, göreceğiz. Misafir inşallah. Edeceğiz sizi yaylalarımızda. Alo derseniz geliriz. Evet, hemen şöyle bir yer değişelim. Sizi tanıyalım efendim. Mustafa Çizgici ben. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Trabzon Türkiye'nin çimentosudur hakikaten. Türkiye'nin neşesi. Türkiye'nin varlığıdır. Evet. Özüdür bana göre. Bu işi de söz çok güzel yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Mustafa Bey, Osman Çizgici'yi, Hüseyin Çizgici'yi tanır mısınız? Tabii, bizim amcaoğullarım. Öyle mi? Evet. Onlar benim çok değerli dostlarım. Onlara da buradan selam olsun. İnşallah Çaykara'ya bu sene tamam Ahmet Bey. Harfleri tamamla, Çaykara'dayız. Hemen geçelim bu tarafa. Efendim, siz tanıyalım. Ben Ufuk Gergin. Trabzonluyum. Bize her yer Trabzon. Bu kadar kısa benet. Efendim, çok değerli Çaykara'nın yiğit delikanlılarını burada sizlerle tanıştırmaya gayret ettik. Necati Engin Güneş, Sayın Muhtarımız, Sayın Çizgici ve yine değerli iş adamımız. Burada bizleri izlemeye devam edin. Trabzon günlerinde harika bir ortamdayız. Ayrılmayın efendim. Evet, uluslararası karate hakemi Ferhat Dilek. Ferhat abim, şeref verdin, hoş geldin. Neler hoş ifade buldum. Etmek istersin? Gerçekten böyle bir organizasyonu yapana herkese çok teşekkür ederim. Yani İstanbul gibi bir yerde böyle buluşmak çok muhteşem ve çok güzel. Yani bunun devamı da olsa daha güzel olur. Yani bunda katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Evet Ahmet abi, şurayı dinle bak. En son karate müsabakasında Ferhat abi ne yaptı biliyor musun? En son mücadelede efendim. Maç bitti. Tabii o arada gözlüğü düştü Ferhat abinin.
galibi mağlup, mağlubi galip ilan etti ama hala devam ediyor. Bizi izlemeye devam edelim. Efendim, Trabzon günlerinden hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu gençlik kollarındayız. Burada da gençlik kollarımızın nenesi. Bizim de nenemiz. Çok değerli bir nenemi rastladım. Nene nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? İyi. Ne? Bir daha diye bağır, çekme beni. Kimi çekeceğim seni çekmeyeceğim de ya? Başkasını. Olmaz. Bize siz lazımsınız. Evet, sağlık sıhhat yerinde inşallah. Hamdolsun, iyiyim. Evet, şimdi nasıl buldun? Sen tabii yıllarca Karadeniz'de, yaylalarında, tarlalarında, bağında, bahçesinde mücadele vermişsin. Evet. Burada da böyle Trabzon şenliklerini, atmosferini nasıl buldun? Evet, çok güzel. Güzel buldum. Memlekete gider misin? Giderim. Yazın. Yazın giderim. Kim var orada? Şimdi kimse yok. Kapattık, geldik. Yazları gidiyorsun. Yazları giderim. Evet, şimdi peki Çaykara'nın neresi? Çaykara'nın hemen yukarı köyü. Bağda belki geçerken bir çayını içmeye gelirim de. Gel. Buyur gel. Av kara adamı da götüreyim mi yanıma? Ketur. Tamam. Onu köyün ismi Ketur. Nedir? Akdoğan. Akdoğan köyü. Evet. Nereden çıkacağız oraya? Bir tane... Oraya bir petrol var. Petrolden. Petrolden alacaksın yukarı. Yukarı doğru alalım mı? Yuvarlanmayalım oradan yukarı. Yok. Yollar güzel. 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 Tamam. Yazın çıkarsın, o zaman. Çıkarsın bir şey gelir. Tornunu götüreyim Hakan'ın. Kur'an kursu var. Tamam. Oraya geldin mi? Tamam. Bizim köye geldin. Bak orada çayı içiyoruz. He. Ha senin bir tornun var ya Hakan. He. Onu da götürelim mi yanımıza? Götüreceğiz. Ha onsuz olmaz. Olmaz. Peki bizlere dua edin inşallah. İnşallah. Allah size uzun ömür versin. Sağ ol, Allah böyle razı olsun. Böyle teyzelerimizi, büyüklerimizi görünce inanın o kadar şu anda böyle Karadeniz'e gitmiş kadar olduk. Evet. Tabii biz de büyüklerimizi kaybettik, sizi görünce onların yerine sizleri koyuyoruz. Tabii, ayrı bir mutlu oluyoruz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ evet ol. Hemen Ahmet abi sol tarafa geçiyorum ben. Evet, burada yakışıklı bir hemşerim var, onu tanıyalım. Estağfurullah, iltifat ediyorsunuz. Ben annemin en küçük oğluyum. Oy maşallah. Evet. Oy maşallah. Evet. Ne güzel teşkilat burada. Geldik ya, işte. Anamın kıymetini biliyorsunuz inşallah. Vallahi bilmek lazım. Sağken değerlerini bilmek lazım. Aynen. Öldükten sonra hiçbir şeyin değeri olmuyor. Kesinlikle. Sağken elimizden geldiğine kadar değerini bilmeye çalışıyoruz. Annem yazın sürekli köyde zaten. Evet, kışın buraya geliyor. Yaşlılar burada sıkılıyor zaten. Bugün de evde sıkıldı. Özellikle istedi. Buraya getirdik onu. Yazları köyde duruyor zaten sürekli. Kışın bizle beraber. Biz adresi aldık, çay içmeye yazın nasip olursa uğrayacağız oraya. Sade çayla kurtarırsa bence kuyumak da iste. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin efendim. Trabzon Dernekleri Federasyonu teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan vekilliği yürütmekteyim. Evet. Ayrıca Bahçeliler Yenibosta'da Ofayrat Birleşik Makineler Eğitim ve Kültür Derneği, sülalemin adını taşıyan Kutrialioğlu Türk Ailesi Eğitim ve Kültür Derneği başkanlığını yürütüyorum. Yani kısacası özeti şu, gönül eriyiz. Bizim omuzlarımıza apolet yok, rütbe yok, maaş zaten yok. Gönüllülük esaslı bu hizmetlerde varız, var olmaya da devam edeceğiz. Gücümüz, takatımız yettiği müddetçe. Evet başkanım, çok güzel bir organizasyon oldu gerçekten. Yani hele bugün çok yoğunluk da vardı. Emeğinize sağlık, bütün teşkilat olarak, kadın kolları, gençlik kolları, TDP, Sayın Başkan, yöneticiler, sizler. Emeğinize sağlık. İnşallah başka festivallerde daha organize olarak güzel festivaller imza atacağız. Bununla ilgili bir cümle kurarsanız öyle peki, kapatalım. Şöyle söyleyeyim. Ben gördüğüm kadarıyla birçok insana mikrofon tuttunuz. Birçok şey söylenmiştir mutlaka. Ancak şunu ifade etmek isterim ki Trabzon Dernekleri Federasyonu kurulduğu günden günümüze kadar Trabzon'un bütün insanlarını İstanbul'da ve Türkiye'de, hatta mümkünse ülke dışında olanları bile bir şekliyle bir çatı altında toplamak için çok ciddi bir gayret içerisinde olduk. Ve bunu da kısmen başardık. Ne yaptık? Bize bağlı 200 küsur derneğin yanı sıra bizim 4 tane daha 5 tane federasyonumuz vardı. Nedir bu? Çarşıbaşı Dernekleri Federasyonu, Maçka Dernekleri Federasyonu, Arsin Dernekleri Federasyonu. Hangisini saymadım? Bir tanesi eksik kaldı. Trabzon Dernekleri Federasyonu. Evet. Tamamının tek çatı ve tek isimle anılmasını ve insanların bu büyük organizasyonlarda hep bir arada olmasını arzu ettik. Ve bunu geçen yıl yaptık. Nedir bu? Trabzon Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu. Hemen karşımızda standı var. Bu federasyonumuzun, bu konfederasyonumuzun öncülüğünde önümüzdeki yıllarda çok daha farklı, gençliğimizin, gelişen dünya şartları,
gerektirdiği şekliyle çok ciddi organizasyonlar için planlama içerisindeyiz. Eskiden DPT vardı, Devlet evet. Planlama Teşkilatı. Bizim federasyonumuzun da bu yönde Devlet Planlama Teşkilatı'nda olduğu gibi eskiden yeniden bir planlama yapmak üzere çalışma içerisindeyiz. Bir yıl daha biz seçilmiş bir yönetim olarak bir yıla yakın bir süremiz var. Önümüzdeki döneme daha zinde, daha vizyon sahibi gençlerimizle, çok daha ciddi bir ekiple, kim başkan olur, kim yönetimde olur, biz oluruz ama olmayız. Ama dünden bugüne yapmış olduğumuz bu hizmetlerin devamını yapabilecek bir ekibin kurulmasına katkı yapacağız. Etkinliğimize sıra gelince hava güzel, ortam güzel dediğiniz birçok siyasi liderlerin öyle diyor, bak Trabzon seninle gurur duyuyor. Biz de seninle gurur duyuyoruz, evet, sevgili başkanım. Ben de hemen kamerayı omuzlayan Ahmet Güngör Bey'e size çok teşekkür ediyorum. Sağ ol başkanım. Sizlere minnettarız. Söylenecek çok şey var ama Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı etkinliklerin yeterli olduğunu da söyleyemeyiz. Daha eksiklerimiz çok. Eksikleri not etmeye çalışıyoruz. Daha güzel, daha iyi insanımıza nasıl ulaşabiliriz? İnsanımızı davet etmek usuldür. Ama onu ağırlamak esastandır. Biz eyvallah. Bu esası yerine getirmeye çalışıyoruz. İkramlarımızdan ziyade gönüllerde yer tutmaya, gönüllere girmeye çalışıyoruz. Mesele o başkanım. Aynen böyle. Aynen böyle. Rabbim bizim birliğimizi daim kılsın. Sizlerin varlığı bize güç veriyor. Çok teşekkürler. Çünkü sizin dışınızdakiler gelip 3-5 saniyede çekip gidiyor ulusal basın. Ama yerel basın, yerel kameralar ve sizi gibi yiğitler başladığımız günden sonuna kadar bizi bırakıp gitmiyor. Bu da birliğimizin, beraberliğimizin en önemli mihenk taşıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Başkanla kapatıyoruz. Efendim inşallah yine Trabzon Dernekleri Federasyonu, Konfederasyonu, tabii ki bu hangi federasyon yaparsa bizim yapsın. Çok. Evet, Trabzon'la ilgili ne varsa biz hep oradayız. Başkanlarıma, yöneticilere, bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Yapımcı Ahmet Güngör'e, buraya katılan bütün arkadaşlara, bütün emektarlara, bütün basın mensubu kardeşlerime. Son söz olarak. Evet, çok teşekkür ederim. Son söz olarak bu güzel ortamı oluşturan bu güzel insanlara gerçekten teşekkür falan yetmez. Minnettarız. Duacıyız onlara. Eyvallah. Duacıyız. Efendim başka bir festivalde görüşmek umuduyla. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Trabzon günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Şu anda Yeşilköy Etkinlik Alanı'nda hep beraberiz. Trabzon'umuzun kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamalarında tabii çok değerli misafirlerimiz gelip gidiyor. İşte onlardan bir tanesi de Güngören İyi Parti Belediye Başkan adayımız. Sayın Başkanım, şeref verdiğiniz, sizi bir tanıyalım. Çok teşekkür ederim. Avukat Pelin Sellitepe Turan ben. Çaykara geleneğim, İbrahim Ağoğulları'ndan, Çaykara'nın Şur köyünden, kayınvalidem de Hopşera köyünden sık sık gider geliriz. Hemşerilerimizi her yıl ziyaret ederiz. Bugün de burada 106. kurtuluş yıl dönümümüzü kutlamaya geldik. Evet, peki Sayın Başkanım, siyasete ne zaman atıldın? Siyasete 2018 yılında atırdık. 4 yıl boyunca ilçe başkanlığı yaptım İYİ Parti'de, Güngören'de. Asıl mesleğim avukatlık, avukatım ben. Mesleği olup siyasete katkı sunmak isteyen kardeşlerinizdenim. 4 yıldan sonra belediye başkan adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa ettim yasal zorunluluk gereği. Komşularımla birlikte, Güngörenli komşularım diyorum ben Güngören'deki seçmemize. Çünkü ben Güngören'de yaşayan tek belediye başkan adayım. Tek kadın adayım. Başaracağımıza da inanıyorum. Evet, Trabzon günlerini nasıl buldunuz başkanım? Çok güzel, çok renkli. Sağ olsun hemşehrilerimiz çok güzel organize etmişler. Federasyonumuz, ilçe belediyelerimiz hepsini ziyaret ettik. Çok renkli, çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür sağ olun, ederim. Var olun. Efendim bizi izleyin efendim. Saygılar. Trabzon günlerinde sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii yerel basında burada. Önce bu tarafa dönüyorum. Abi seni bir tanıyalım. Fotoğraf Mehmet Kıroğlu. Evet Mehmet abi, kaç yıldan beri bu işi yapıyoruz? Bu işi 90'dan beri yapıyoruz. 90'dan beri maşallah. Evet. Her ortamda, her şenlikte, her festivalde de varsınız. Genelde. Emeğinize sağlık. Genelde. Bir mesajınız var mı? Mesajım, biz aynı sektördeyiz. Sizin de bizim gibi çok kriter böyle şeyleriniz var. Yani her ikimizin de. Ondan yürüyeceğiz. Yürümeye de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim yanımda kadim dostum, çok sevdiğim değerli kardeşim. O da hem medya sektöründe hem de iş insanı Sadullah Devrişoğlu. Sevgili Sadullah'ım, Trabzon günleri ve finale doğru yanaştık. Pazar akşamındayız. Trabzon'da galip geldi. Mutluyuz. Evet, aynen, evet. Çok mutluyuz. Neler ifade etmek istersin? Trabzon'umuzun 106. yılın kurtuluş etkinlikleri. Atatürk Havalimanı'ndayız. Bugün güzel bir atmosfer var burada. Kalabalık muhteşem.
Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum bu anlamda ve yönetimine. Biz de medya olarak derneklerimize destek veriyoruz, katkıda bulunuyoruz. Güzel bir çalışmalar olur. Kültürümüzü, sanatımızı, yöresel ürünlerimizi tanıtma, halkla buluşturma, kaynaştırma adına çok sanatçılarımız var. Belirli saat aralıklarla çıkan. Onlar da hayranlarıyla, sevdikleriyle bir araya geliyor. Sizlere de bu röportajlardan halkımızla bir araya getirdiğiniz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Sadullah sana. Devrişoğlu, seni seviyoruz. Biz de sizleri efendim, seviyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz ve Trabzon günlerini noktalıyoruz. Saygılar efendim. Trabzon günlerinden efendim hepinize tekrardan selamlar. Bugün dördüncü gündeyiz ve buraya gelen değerli misafirleri biz sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. İşte onlardan da yine değerli bir abimiz var. Önce onu bir tanıyalım. Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Ali Turan. Güngören İnşaatçılar Derneği'nin yönetimi olarak buraya iştirakta bulunuyoruz. Çok evet. Güzel bir şenlikleriniz oluyor burada. Çok Trabzon adına memnun oldum. Çok güzel geçiyor. İnşallah hayırlı olmasını da dilerim yani. Bu kadar. Herkese selam. Sağ ol. Burada Turan duyunca Azmi Turan Başkan'ın nesi oluyorsunuz? Abisiyim ben. Öyle mi? Evet. Maşallah ne güzel. Evet. Efendim İnşaatçılar Derneği yöneticilerinden değerli abimizin görüşlerini aldık. Strandları gezdiniz mi? Nasıl buldunuz buradaki atmosferi? Çok güzel gördük. Daha da gezeceğim. Daha da gezmedim ama daha da gezeceğim. Evet, yani. Evet. Önce burayı tercih ettik yani. Evet, Azmi Bey, yönetimi topladın buraya. Evet Murat Bey, dediğimiz gibi olağanüstü bir gün bugün. Olağanüstü bir heyecan. Standlarımız, Trabzon kültürü burada. Eksik olmasınlar. Güngören İnşaatçılar Derneği yönetimi Ali Bey, Mahmut Bey, Mehmet Bey de burada. Çok güzel oldu. Memnun olduk gelmelerinden. Burada Güngören İnşaatçılar Derneği'nin yöneticisi yine değerli bir kardeşimiz var. Tanıyalım efendim. Aynen Erkan Turan. Çok güzel bir gün. Çok güzel oluyor. Allah sizden de razı olsun. Bunları yaşatıyorsunuz bize. Çok güzel bulduk yani. Ne diyecek güzel. Laf yok. Hakikaten güzel. Birlik, beraberlik çok güzel bir şey. Evet, peki o zaman dernekte bir çay ısmarlarsınız. Ne demek, ne demek. Buyurun yemeğimizi yiyin, buyurun. Peki. Her zaman evet. Buyurun. Çok, her çok zaman teşekkür buyurun. Ediyoruz. Evet, Ahmet abi hemen diğerdeki kardeşimize geçelim. Bir mesajınız var mı? Yok, Allah razı olsun. Peki. Hepinizden Allah razı olsun. Ya Mehmet'im kameralardan hep kaçar. Çok değerli bir kardeşimiz. Bundan önce İnşaatçılar Dernek Başkanı'ydı. Şimdi de yönetimdesin. Yönetimdeyiz, evet. Azmi Turan'ın yönetiminde güzel işlere imza atıyorsunuz. Bugün dördüncü gün neler ifade edersin? Ama nasıl buldun? Çok güzel geçiyor. Hele bugün daha çok bir kalabalık var. Herkes gelmiş maşallah. Biz de yönetim olarak buradayız. İnşallah böyle devam eder akşama kadar. Yayınlarının devamını bekleriz. O kadar. Biz her yer Trabzon. Evet, biz her yer Trabzon. Bizi izlemeye devam edin. Trabzon günlerinde birlikteyiz. Şu anda yanımda da. Evet, Zehra Tram var. Zehra, nasılsın? İyiyim Allah'a şükür, siz? Evet, Trabzon günlerindeyiz. Bizler de tabii gelenlerle şöyle hasbihal ediyoruz. Seni de şöyle mikrofona aldık. Neler söyleyeceksin? Ortamı nasıl buldun? Önce iyi hafta sonları diliyorum. Burada olağanüstü bir kalabalık var. Harika bir coşku var. Aslında burada Trabzon buradaymış gibi diyebilirim. İstanbul'da sanki Trabzon. Burada Trabzon'un hem ögeleri hem kültürü aslında bu burada yani. Şunu eklemek istiyorum ki Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Çatıroğlu Başkanıma ve yönetim kurulana çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik düzenlikleri için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkan da sizleri çok seviyor. Bak destek olmak için de yanına geldi. Sayın Başkanım, Zehra çok şirin bir kızımız. Yani. Evet, yani olağanüstü zeki, olağanüstü böyle sevecen ve güler yüzlü bir kızımız. Tabii bizim canımız Azmi Turan'ın da evet, kızı. Bu anlamda da Zehra da bizim evladımız. Sağ olsun bizi etkinliklerimize yalnız bırakmıyor. Hem güzel de spor yapıyor ki Koksa da bayağı iyi. Ay maşallah. Efendim, hem okulu da çok iyi. Güzel eğitimini de çok güzel bir şekilde sürdürüyor. Bunlar geleceğimiz bizim. Bunlar kültürümüzün güzel parçaları. İnşallah bundan sonra da onlar bu kültürü ileriye taşıyacaklar bizden evet, başkanım, sonra. Başkanım siz de hem kültüre hem gençlere hem hemşehrilerinize çok destek oluyorsunuz. Çok sağ olun. Sizler sağ olun. Tabii inşallah dünya gelip geçecek. Evet. Yani bu kubbede hoş bir seda misali.
Allah da bize nasip ederse işte bu çocuklarımızın gönlüne girebilirsek ne mutlu bize diyoruz. Bu çocuklarımız da inşallah bu kültürü de ileriye taşısınlar. Tabii bunları bu yapılmasındaki ana gayelerden bir tanesi de bu. İşte Zehra da bunlardan bir tanesi. Evet, yolun açık olsun Zehra'mızın. Eyvallah. Evet, çok canlarım. Teşekkür ediyorum Zehra. Rica ederim. İnşallah ilerleyen zamanlarda senin başarınla hep gurur duyacağız. İnşallah cümlemize. Evet, hemen baba da geldi Azmi Bey. Azmi Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce kardeşim seni de tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok değerli, çok hem beyefendi, hanımefendi, kızlar, kızınız, oğlunuz çok güzel evlat yetiştiriyorsunuz. Bu açıdan da sizi tebrik ediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Zehra döktürüyor maşallah. Zehra gerçekten vatana, millete hayırlı bir evlat olacak inşallah. İnşallah. Onun mücadelesini veriyoruz. Bütün çocuklarım için, aynı benim için fark etmez evet. Zehra veya herhangi bir çocuk. Elimden ne geliyorsa vatana, millete faydalı olabilmesi için maddi ve manevi tüm imkanlarımı veriyorum Murat Bey. Evet. Allah razı olsun. Tabii. Zehra'ya her şey yakışır. Babanların iyi mi Zehra? İyi Allah aşkına. İyi, mesele yok o zaman. Azmi Turan'a, Zehra'ya, efendim bizi izleyenlere, az önce de İsmail Şatıroğlu başkanımı dinledik. Trabzon günlerini burada tamamlıyoruz. İnşallah başka bir festivalde hep beraber olmak umuduyla hepinize saygılar sunuyorum efendim. Trabzon günlerinden tekrardan selamlar, saygılar. Evet, Necati Engin Güneş ve yine Çaykara Çamlıbel Abdullah muhtarım da burada. Biz girişte tabii onlarla röportaj yaptık ama çok yoğun, onlar da bir mücadele veriyorlar. Şimdi onlar gidecekler. Dedik ki gitmeden önce de şöyle bir hasbihal edelim. Necati abim, evet, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Geldiniz, şeref verdiniz. Neler son olarak bizlere ifade etmek istersiniz? Vallahi o şeref bize ait. Sağ olun, iyi ağırladınız bizi. Teşekkür ederiz her şey için. Burada olmaktan her zaman mutluyuz. Sizlerle olmaktan her zaman güzel yüzünü her zaman diyor. Gururluyuz. Ama Ahmet abinin pek gururlu değiliz. Ahmet abi sıkıntı yapıyor bize. Değil mi? Yoksa herkesten memnunum. Ahmet abi hariç geri gelen herkesten sağ olsun. Arkadaş, Şahtıroğlu başkanımız dahil. Bunun kimle arası iyi? Ben anlayamadım ya. Yani Ahmet abi biraz sıkıntılı bir adam. Yapacak bir şey yok. Ahmet abimiz eti iyilisiyle, kötüsüyle hepsine razıyız. Hepsine razıyız. Peki, Necati çok sağ olun. Varlığınız için teşekkür ederim. Seviyoruz. Biz de bunun en seviyoruz. Büyük özelliği çok samimi bir insan oluşur. Her zaman da Ahmet Bey'le konuşuruz, söyleriz. Onun için böyle güzel yürekli insanları seviyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ahmet abi her zaman bu yüzden takılıyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bize her Trabzon. Eyvallah. Sağ olun. Evet, şimdi Çamlıbel muhtarımız, sayın muhtarım. Sen de şeref verdin, uzaklardan geldin. Sefa bulduk. Evet, yine biliyorsun yakında da bir seçim var. İnşallah. Yine adaysınız. Adayım inşallah. Kaç tane aday var köyünüzde? Köyümüzde 3 tane adayımız var. Hayırlısı olsun, bu bir yarıştır, bayrak yarışıdır. Evet. 10 yıldır Çamlıbel Köyü'ne muhtarlık yapmaktayım. Aynı zamanda 5 yıl Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nı yürüttüm. Hasbelkader Çaykara'mıza, memleketimize faydalı olmaya çalışan bir kardeşinizim. İstanbul'da Trabzon'u tekrar yaşamak, Çaykara'yı burada görmek, bu birlikteliği görmek bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Bu günleri düzenleyen Dernekler Federasyonu'na, Sayın Başkanımız Şatıroğlu'na ve emeği geçen bütün arkadaşlara, sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'ye buradan bir kez daha bize her yer Trabzon olduğunu gösterdiniz. Bununla da gurur duyuyoruz. İyi ki gelmişiz. İyi ki sizinle beraberiz. Sayın muhtarım, şimdi bir muhtarın bu kadar güzel kelimeleri bir araya getirip kullanması, yani gerçekten seni geleceğin vekili olarak görüyorum. Estağfurullah. Yok, gerçekten maşallah. O sizin. Hazırlıyoruz. Eyvallah. O sizin görüşünüz. Muhtarım, yani sizin maşallah. Sizin hüsnü görüşünüze mazhar olmak bizim için de bir artıdır. Teşekkür ediyorum. Hasbelkader. Biz de o yörenin insanı. Trabzonluyuz ya, Çaykaralıyız ya. Yani o kadar da oradan ötesi var mı? Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Ahmet abiye de teşekkür edelim. Unutmayalım. Şimdi Ahmet abi, Ahmet sıkıntılı. Madem sıkıntı, al sana sıkıntı, ben buyurun. Geldim. Bunu söylemek için geldim. Buyurun. Murat'a söylesem kestin diye kızacak. Muhammed'ime, yeğenlerime, yengeme, başkanıma, efendim başkanım, Şener abi yok mu? Onu tam sen ağzından aldın, çıkar onu. Hepsine çok çok selam söylüyorum. Muhtarımla devam edeceksin. Ben muhtarımla oraya zaten gideceğim. Sıkıntıysa böyle sıkıntıyım, değil mi başkanım? Tabii ki ya. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Bu sıkıntı tatlı bela. Hadi güle güle. Hamalara gidiyorum.
Evet. Kardeşimiz o bizim her zaman. Muhtarımızın yani, şöyle özelliği var, şunu söyleyeyim. Evet. Bak, kendisi burada diye söylemiyorum. Bir üniversite mezunu, bu yaşta bir kardeşimiz bizim köyde muhtarlık yapıyor. Bu bize şeref veriyor, gurur duyuyoruz. Yani bu yaşta, bu şeyde köyü bırakmamış, buralara çıkmıyor. Hepimiz oradan çıktık. Ekmeğimiz peşinde, iş adamı olduk, sağda solda gözümüz. Bu kardeşimiz oralarda hizmet veriyor. Evet, evet. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız oralarda. Ama muhtarımız kendini çok iyi yetiştirmiş. Sağ olsun, gerçekten. Var olsun. İnşallah bir dahaki dönem tekrar onunla devam etme şansı buluruz. Siz destekliyor musunuz? Elimizden geldiği kadar varımız ve yolumuzda yanındayız. Destekliyorsa muhtarım. Evet, evet Allah. Burada önemli olan tabii ki şunu vurgulamak isterim. Ben hiçbir zaman kaybetmedim. Ya kazandım ya öğrendim. Yani yolumuza devam ederiz. Yollar çok. Bir kapıyı kapatan Mevlam başka kapı açar. Biz hizmet noktasında Çaykaramıza, Trabzon'umuza, memleketimize her noktada her zaman hazır bir Karadeniz genci, Trabzonlu olarak, memleket genci olarak her zaman hazırız. Memleket bize nerede yürü derse oradayız. Bugün burada Trabzon'u yaşıyoruz. Sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol, bizleri ağırladığınız Sayın Başkanıma çok evet, teşekkür ediyorum. Evet, Fahri Başkanım. Başkanım da benim köylüm bu arada. Öyle mi? Evet. Oyu yok köyde ama benim köylüm. Ama orada olanlardan illaki bir şey. Gönlümüz orada. Gönlümüz orada. Gönlümüz orada. Peki Fahri Başkanım, sen neler ifade etmek istersin? Aynı köylü muhtarımızla alakalı? Yok, Allah razı olsun. Ya ne zaman yani bizim iş edimine ne zaman şey yapsak ulaşabiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Hasbihal edebiliyoruz. Oralarda koşturuyor gerçekten. Elinden geldiğince ya, ama bizim oradaki o coğrafyada iş yapmak o kadar kolay değil. Ama muhtarımızı da destekleyelim. Necat abi gibi, sizin gibi değerli iş adamları. Çünkü köylerde muhtarlık yapmak gerçekten kolay iş değildir. Yani bunu ifade ediyorum. Hatta geçen yıl Ramazan ayında bizim köyün muhtarı, benim de okul arkadaşımdı. Ya dedi, minareler dedi şey, rüzgardan hoparlörler düşmüş. Gönderir misin? Sağ olsun bir iş adamını bulduk. Yani orada muhtarlarımızın bir geliri olmadıkları için sizin gibi değerli iş adamlarımız da onlara destek olmak evet, zorundadır. Bunu da belirtelim. Olsun. Peki bizi izlemeye devam edin efendim. Bir sevdadır kanallarınıza teşekkür ediyoruz. Çamlıbel'de. Peki hadi bakalım. Evet, buradan Ahmet abiden de Murat'tan kardeşimden sözünü alıyoruz. İnşallah. Yayla Şenliği'nde inşallah beraber olacağız. Tamam, Çamlıbel'de beraberiz. Çamlıbel Yayla Şenliği'nde beraber olacağız. Kameraman Ahmet abim. Mikrofonumuz eyvallah, Murat kardeşimize emanet. Sarıkaya. Söz mü Ahmet abi? Sarıkaya'da görüşmek üzere. Sarıkaya. Evet. Bari Başkan. Doğrudur. Evet, doğrudur. Doğru mudur? Sarıkaya'da, Çamlıbel'de, Çaykara'da görüşmek üzere. Peki efendim. Görüşürüz. Bizi izlemeye devam edin. Efendim Trabzon günlerindeyiz. Benim çok değerli müdürüm yanımda. Daha önce Fatih'te çok güzel işlere imza attı. Sürmenenin medarı, iftarı. Bizler yakinen tanıyoruz ama kendini müdürüm tanıtsın. Müdürüm kendini tanıt. Şu anda neredesin? Şu anda fiili görevimiz İstanbul'da Avcılar Bölgesi'ne. Bakan Grup Müdürüm, İstanbul Vergi Başkanlığı'na bağlı. An itibariyle o görevi icra ediyoruz. Ama dernekçiliğimizde tabii Sürmene Derneği Güngören'de. Orada aktif işte derneğimizde bayan horon kursları, bayanlara işte dikiş model çizip dikiyorlar. Halk eğitimden derneğimize, Sürmene Derneğimize 3 tane resmi hoca geliyor derneğimize. Aktif orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Memleketimizin değerlerini işte sadece bizim için söylemiyorum. Ben Malatyalılara diyorum ki kayısınıza sahip çıkın. Trabzonlulara diyorum. Değil mi? Yani, tabii ben doğru. Kendim açımdan da biz derneğimizde de o BAP'ta sürmene sallaması horon kursumuzda öğreniyoruz. Öğrendik. Devam ediyor. Sürmenenin değeri, kültürü sahip çıkmaya çalışıyoruz. Böyle hayatımızı idame ediyoruz. Müdürüm ben çok teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Biz hemşerim olarak aynı zamanda. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hem teşekkür görev ediyorum. Hem de STK'larda çok hizmeti var müdürümüzün. Bütün halka ve hemşerilerine de çok hizmetleri bulunuyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Trabzon günlerinde 4. günündeyiz ve çok emek veren burada çok değerli hemşerimiz Yusuf Kızıldağ. Yusuf abi 4. gündeyiz. Harika geçti. Bugün de finali yapıyoruz. Neler ifade etmek istersiniz? Çok mutluyuz tabii. Hemşerilerimiz, İstanbul'daki Trabzon sevenler hepsi burada. Dün, bugün çok yoğun geçiyor. İnşallah bu güzellikleri gelmeyen arkadaşlarımız, hemşerilerimiz varsa bir an evvel gelir bu güzelliklere şahit olur. İnşallah bir dahaki seneye daha farklı, daha güzel etkinlikler yapacağız. Biz tüm Trabzonları ve Trabzon sevenleri buraya bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kültürümüz burada, tereyağı peynirimiz burada, yemek
çeşitlerimiz, zenginliğimiz burada. Tüm Trabzonluları, Trabzon sevenleri buraya bekliyoruz. Trabzon hakikaten havalarına çıkarma yaptı. Sizin de çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Esenbahçe'de bundan sonra buluşuyoruz. Tabii. Esenbahçe Etmengal'da aynen Trabzon'un havası 5000 metre yeşil alanda sizleri bekliyoruz oraya da. Evet. Orada da Trabzon'u sizlere yaşatacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim burada çok değerli abimi yakaladım. Gerçekten bizim sürmelenin medyarı iftarı iş insanı Ömer Kobalaş. Ömer abim hoş geldin ya, seni görmek ne güzel. Teşekkür ederim. Bir mesajın var mı bizleri izleyenlere? Bizleri izleyenlere mesajım sağlıklı sıhhatli olsunlar. Başka mesajım yok. Ne mesajım var? Evet, Ömer abimiz bizim çok değerli iş insanı inşallah. Yazında memlekette hep beraber olacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum Ömer abi. Efendim Trabzon günlerinden 4. günündeyiz ve harika bir atmosferdeyiz ve Evren Sancak Başkan çok koşturdu. Gardı düştü. Serumla bugün geldi. Ben sana dedim ki başkanım bugün yorma kendini ama yine aynı koşturmaya devam ediyor. Başkanım 4. gün neler ifade edecek? Vallahi çok güzel. Hele bir otçu yürüyüşü çok dehşet oldu. Yukarıda peki de 1000 kişilik bir horon kurduk. Çok büyük bir horon algası vardı. Vallahi neşe içerisinde kavgasız, kürültüsüz son güne kadar geldik şükür Allah'a. Bugün de çok büyük bir talep var. Yoğunluk var, talep var. İyi gidiyor vallahi. Gelen herkesin ayağına sağlık. Sizlere teşekkür ediyoruz. Burayı her gün insanlara aktarmaya çalıştınız. Buradaki güzellikleri. Yani yorulduk ama harbiden çok keyifli bir yorulma. Değdi. Yok, aynen öyle. Peki hemen sağ tarafımda Ulaşım Sigorta'nın CEO'su sevgili Göksal Burtuloğlu var. Efendim iki köprü başlı. Benim biri sağ kolum, biri sol kolum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Ramazan gel Ramazan. Göksal Burtuloğlu, Ulaşım Sigorta CEO'su ifade ettiğim gibi. STK'cı. Köprübaşı'nın çok değerli iş insanı. Neler ifade edeceksiniz? Ya yine bir muhteşem organizasyon ama aslında burada güzel bir slogan yapmak lazım. Atatürk Havaalanı uçuş rekoru kırdı. Müthiş bir kalabalık var. Gerçekten ben uzun yıllardır... Yani havadan değil karadan geldik ama... Vallahi ben uzun yıllardır bu işlerin içinde olan bir kişi olarak Dernekler Federasyonu'nu kutluyorum. Bugün özellikle pazar günü müthiş bir kalabalık var. Burada başta İsmail Şadıroğlu olmak kaydıyla... Evren Sancak kaçtı ama ben Evren Başkan'a yürekten tebrik ediyorum. Eyvallah, çok gerçekten müthiş bir mücadele örneği verdi. O bizi, Trabzon'umuzu, köprübaşımızı her yerde temsil ediyor. Ben özellikle ona ve size tabii Murat Şov'a tebrik ederken, şöyle teşekkür ederken, siz biz köprübaşılısın biliyorsun. Aynen öyle. Sen bizim kadar. Zaten rahmetli ninem de oralıdır. Köprübaşı bizim olmazsa olmazımız. Tüm köprübaşına selamlar olsun. Şimdi buradan kameraman Ahmet Bey'e de bir şeyler söylemek lazım değil mi? Evet. Onu da yakında köprübaşılığı yapacağız. Mecbur. Samsun'un köprübaşı temsilcisi. Çok teşekkürler. Hemen sol tarafta bizim çok değerli emniyet mensubu kardeşim var. Ya Ramazan'ım, önce sana ve bütün emniyet mensubu kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Sen de yoğun bir mücadele veriyorsun ve o arada da yine burada Trabzon günlerine katıldın. Neler ifade etmek istersin? Teşekkür ediyorum Murat abi. Yeni Kapı etkinlik, Trabzon etkinliğinden sonra tekrar Trabzon İstanbul Atatürk Havaalanı'nda yine bir Trabzon günleri etkinliğinde bir araya gelmekten çok onur duydum. Geldiğim zaman buradaki pazar günündeki kalabalık, coşku çok üst seviyede. Bundan dolayı çok mutluyuz. Evet, bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Evet, peki Ramazan'ım çok teşekkürler. Efendim bizleri izlemeye devam edin. Efendim Trabzon günlerinden tekrardan selamlar. Yanımızda Zeytinburnu Trabzonlar Dernek Başkanı Metin Hayırlıoğlu abimiz var. Metin abi çok güzel bir organizasyon. Bugün de muhteşem bir kalabalık var. Neler ifade etmek istersiniz? Öncelikle bizlere böyle bir imkan verdiğiniz için sizlere çalışmalarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Burada halkımızın çok yoğun teveccühü var. Özellikle Trabzon kültürünü her sene olduğu gibi bu sene de yaşatmak için horonuyla, bütün yöresel güzellikleriyle ve tarihi güzellikleriyle her açıdan bizim İstanbul genelindeki tüm başta Trabzonlu hemşerilerimiz olmak üzere diğer tüm halkımıza o kültürü yaşatmak için elimizden gelen gayreti başta Federasyon Başkanımız İsmail Şatıroğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla canla başla bir efor sarf etmeye çalıştık. İnşallah sağlıklı katkı sunmuş olmuşuzdur.
Çok ve... hoş konuda gerçekten sizleri takdir ediyoruz. Mükemmel bir organizasyon yapmışsınız. Bütün başkanımıza, yönetimine, bütün arkadaşlara, kadın kollarına, gençlik kollarına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunlarda basın olarak sizlerin de büyük emeğiniz var. Allah eksikliğinizi vermesin. Cümlemizin inşallah. İnşallah bundan sonra genç kuşaklar bizden sonra da bu kültürel faaliyetleri çok sağlıklı bir şekilde daha uç noktalara getirecektir. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Başarılarınız daim olsun. Efendim devam ediyoruz. Yine yanımda benim genç kardeşim Kuzey Yıldız'ı, Trabzonspor Derneği'nin başkanı, bizim değerli başkanımız İsmail Türk Döksüz'ün oğlu Yusuf. Yusuf da Trabzonlu babası, hem dernek başkanı olduğu için kısa sürede horonu öğrendi, kemençe çalmasını öğrendi. Yok Yusuf, neler ifade edeceksin? Yani şimdi öncelikle abi hoş geldiniz. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ ol Yusuf, seni sormalı. Allah'a şükür. Abi şimdi öncelikle yani bu Trabzon günlerini yapan Setiroğlu'na teşekkür ediyoruz. Şöyle hani tüm Trabzon halkını, bizleri yine bir arada buluşturdular çünkü. Hani güzel bir an oldu yani. Bu yaklaşık 22'de başlamıştı büyük ihtimal. Evet, evet. Hani bu arası güzel bir süreç olmuştu. Onlardan dolayı teşekkür ederiz. Sayın başkan ne zaman geliyor, İsmail Başkan? Başkan inşallah akşama doğru burada olacak. Öyle mi? Sayın evet. Başkan İsmail Türk'ü döksün, seni seviyoruz. Bir an önce gel Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Başçı aramızda. Sayın Başkan hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk, seni burada olsun, görmek kardeşim. Ne güzel. Neler söyleyeceksin? Eyvallah, sağ olasın. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Ekim ayında bu alanı kurdurmuştuk. 21 federasyonumuz burada etkinlik yaptı. Trabzon günleriyle burası şimdilik kapanıyor. Ramazan münasebetiyle. Kaliteli bir etkinlik oldu. Başta İsmail Şatıroğlu başkanımız ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun diyorum. Güzel bir etkinlik. Bu işler biraz zordur başkanım. Sizler de yıllardan beri emek veriyorsunuz. Hem maddi hem manevi bu işleri toparlamak kolay değil. Bununla ilgili neler ifade etmek istersiniz? Ya her şeyden önemlisi bu işlere gönül vermedin mi? Olur. Kesinlikle bir yere gelemezsin. Bir şeyi başaramazsın. Maddi manevi güç lazım. Maddi manevi gücünü bu tür sosyal işlere harcadığın zaman tadına doyum olmaz. Karadeniz insanı, özellikle Karadeniz bir bütün. Karadeniz insanı biraz daha zordur. Herkes kendi bireysel anlamda bir faktör. Memnuniyet biraz zor oluyor. Herkes başbakan. Öyle diyelim. Ama hamdolsun Karadenizli tüm derneklerimiz, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize burada çok kaliteli etkinlikler yaptı. Çok kalabalık, çok renkli etkinlikler yaptı. İstanbul halkımız Ekim ayının ilk haftasından bu tarihe kadar alanı full time doldurdu. Çok da butik bir alan oldu burası, Atatürk Havalimanı etkinlik alanı. Allah nasip ederse yine Ramazan sonrası illerimizin talebi olursa bu alanı tekrar illerimizin hizmetine sunacağız. Tabii buranın kuruluşunda şahsen benim ciddi anlamda bir emeğim var. Bakanlıklar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu ilettik. Evet. Burada güzel bir etkinlik alanı oluşturulması ile ilgili. Buranın koordinasyonunu da Sayın Valimiz ve İl Başkanımız bize yükledi. İşte bugün de biz de kapanışa geldik. Allah'ın izniyle kazasız belasız bu işi, kapanışı da yapıp 5 ayın sonunda mutlu bir şekilde buradan ayrılmak istiyoruz. İnşallah başkanım. İşin senin olduğun her yerde zaten başarı var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Basça ile beraberdik. Sayın Başkan da çok güzel festivalleri imza atıyor. Onun için de ayrıca başkanım teşekkür ediyoruz size. Eyvallah. Bizi izlemeye devam edin efendim. İyi tanıyın beni. Ben de gün görenliyim. İyi tanıyın beni. Bravo. Eyvallah. Sağ ol. Hoş geldiniz başkanım. Efendim Trabzon günlerinde şu anda Güngören Belediye Başkanımız Bünyamin Demir aramızda. Sayın Başkanım şeref verdim. Seni burada görmek ne mutlu bizler için. Neler ifade etmek istersiniz? Evet, hemşerilerimizle buluşmaya geldik. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Her sene böyle güzel bir organizasyon yapıyor. Böylece Trabzon'da hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Yılda bir de olsa
memlekete yılda gitme... Yılda iki Sayın Başkanım. Yılda iki. Bu sefer iki oldu değil mi? Evet, iki. Evet, çünkü her sene iki. Türkiye'de bir ilin ilk kez bir yılda iki kere etkinlik yapan Trabzon Dernekleri Federasyonu. Eyvallah, tebrik ediyoruz. Sizlere de başarılar diliyorum. Sağ ol. Sayın Başkanım biraz diyor ki beni bırakın diyor, oturmak istiyorum. Şatıroğlu Başkanımız ve yönetimi çok güzel işlere imza atıyor. Bizleri bir araya topluyorlar. Bununla ilgili neler ifade etmek istersiniz Sayın Başkanım? Başkanımızı çok seviyoruz. Zannediyorum o da bizi seviyor. Çok. Beraber güzel hizmetler yapacağız inşallah. Peki, başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. İnşallah. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Trabzon günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Tabii ki bizler burada bu şöleni sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Yanımızda yine Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun Trabzon'daki temsilciliğinden Melek Hanımefendi burada aramızda. Bakalım neler bizlere ifade edecekler. Öncelikle hoş geldiniz. İlk günden beri programı adım adım takip ettiğiniz için destekleriniz teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan geldik. Biz her yıl bu dönemlerde etkinliğin yapılacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Trabzonlu hemşerilerimizle, İstanbul'daki Trabzonlu hemşerilerimizle kültürümüzü buraya taşımak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden geldiğince Trabzon temsilciliğimizde 16 üye derneğimiz var. O dernekteki sanatçı, yazar, ressam arkadaşlarımızla birlikte bir de kadın kooperatifimiz var. Onlarla birlikte etkinliğe katıldık. Evet. Dolu dolu geçiyor. Özellikle bugün birkaç gündür çok güzel ama bugün çok Trabzon güzel. Çok güzel. Dolu dolu geçiyor günlerimiz. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ çok olun, heyecanlandım. Evet efendim yıllardan beri Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda hizmet eden Dilek Hanım'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Evet Dilek Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle... Emeğinize sağlık. Harika bir atmosfer. Neler ifade etmek istersiniz? Harika. Sizi yanımızda görmek ayrı güç ve güven veriyor. Biz yıllardır birlikte çalışıyoruz. Biz buradayız. Siz de buradasınız. Evet. Birlikte gösteriyoruz. Yani İlerime. Trabzon nerede? Biz orada. Hepimiz orada. Trabzon'dan gelen ekibimize ayrıca teşekkür ediyoruz bu bağlamda. Biz bize her yer Trabzon derken gerçekten biz her yer Trabzon. Biz kendi kültürümüzü bulunduğumuz her yerde yaşatıyoruz. Yaşamaya da çalışıyoruz. Biz İstanbul'da gurbetçiler olarak istiyoruz ki Trabzon'u da burada olduğu gibi yaşatalım. Onu da Trabzon günleri bizim için büyük bir vesile oluyor bu bağlamda. Onu da iyi başarıyoruz. Elimizden geldiğince evet. başarmaya çalışıyoruz. Teveccühünüz, teşekkür ederim. Her seferinde biraz daha üzerine koyarak gitmeye çalışıyoruz. Bugün son gün standları geziyoruz. İşte eksiğimiz var mı? Nasıl gidiyor? Bir sonraki etkinlikte başka ne olabilir? Nasıl üzerine koyabiliriz? Bu bağlamda gençlerimizin çok büyük katkıları oluyor. Onlar ufukları çok daha, çok çok daha geniş. Belki de ben gençlik kollarından yetişme geldiğim için bana onlar daha cazip geliyor olabilir. Sürekli yeni fikirler geliyor. Bir sonraki etkinlik biraz daha farklı hareketler getirecektir bize. Böylelikle devam ediyoruz. Tabii en başta Genel Başkanımız İsmail Şatıroğlu önümüzü açtığı sürece yolundan ilerliyoruz. Bize yardımcı olduğu sürece de daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Evet, çok da iyi yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Ahmet abi teşekkür ediyoruz. Ahmet abi teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ahmet abi teşekkür ediyoruz. Efendim Trabzon günlerinden hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Bir saat önce anons yaptık. Dedim ki İsmail Turgut Öksüz Başkan nerede kaldın? Hemen başkan sesimize kulak verdi ve geldi. Evet İsmail Turgut Öksüz. Ya Sayın Başkanım. Seni görmek ne güzellik. Çok teşekkür evet, ediyorum. Evet, çok başarılı işlere imza atıyor. Burada da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun güzel bir organizasyonu var. Seni görmek güzel. Neler ifade etmek istersin Sayın Başkanım? Vallahi emeği geçen, başta başkan olmak üzere tüm yönetim kurumunu tebrik etmek lazım. Kültürümüzü böyle etkinliklerle tanıtmak, böyle günlerde bir arada olmak, böyle günlerde kucaklaşmak güzel bir şey. Biz de bir nebze olsun yönetim kurumundaki arkadaşlarımızla katkı vermek için geldik. İnşallah daha güzel, daha curcunalı, daha şaşalı etkinliklerde hep beraber oluruz. Ben size de teşekkür ediyorum. Estağfurullah başkanım. Güzel, yapılan her şey güzeldir. Hizmet ya güzeldir. Bu İsmail'ler bu işi çok iyi yapıyor ya. Diyorsun. Evet. Allah'ın izniyle daha güzel şeyler olacak. İnşallah. Trabzon'un gücü, siz de çok iyi biliyorsunuz, bir araya geldiği zaman önü kesilemeyecek bir hale geliyor. Bundan da gurur duymamız lazım. Sayın Başkan'a, yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle etkinlikler yaptıkları için. Eyvallah. Efendim buradan İsmail Turgut Öksüz Başkan'ı biz tabii çok sevmemizin nedeni çok samimidir. Çok güzel işlere de imza atıyor. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Yönetimden gelen arkadaşlar sizi de tanıyorum. Merhabalar. Ben Gökhan Aptik. Kuzeyde Trabzonsporlular Derneği. Yönetim kurulundayım. Oy maşallah. Aynı zamanda da Bakırköy Trabzonlar Derneği Başkanıyım. Derneğimize teşekkür ederiz böyle bir faaliyet yaptığı için.
her şey birlikte daha güzel olacak diyoruz. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkürler. Sizi de tanıyalım. Sağ olun. Enes Malik Saran. Ben de Kuzey Yıldız Trabzonsporlar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Daha fuarı alanını yeni ziyaret ediyoruz. Tabii Trabzon birlik ve beraberlik de güzel. Biz de birlik beraberliği yerinde görmek istedik. Burada hem Trabzonlu hemşerilerimiz var. Aynı zamanda Trabzon'u tanımak isteyen, Trabzonluları tanımak isteyen, kültürümüzü yakından görmek isteyen başka misafirlerimiz de var. Onlarla bir olacağız, bütün olacağız. Fuarımızı tek tek standlarımızı ziyaret edeceğiz. Ve bakacağız ne var. Aynı zamanda Enes Malik Saran biraz mütevazı yeni toplum kurucuları kurucu başkanlığını yapıyor. Üniversiteden mezun olan kardeşlerimizle oluşturmuş olduğu bir yeni toplum kurucuları diye bir dernek var. Onun da başkanlığını yapıyor. Tebrik ediyorum. Avukat kardeşimiz, Trabzonlu hemşerimiz, Trabzon'dan çıkıp dünyada 500 avukattan bir tanesi olan Legal 500'de kardeşimiz. Bakma sen öyle. Ey maşallah. Evet. Yani burada bütün yakışıklılar burada, aslında yakışıklıları almıyorduk ama Sayın Başkanım. Eyvallah. Sana bir ayrıca. Evet başkanım, çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim bizi izlemeye devam edin. Sağ olun. Şu anda ekran başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz, çok değerli vekilimiz Süleyman Soylu şu anda teşrif ettiler. Sizi görmek ne güzel duygu bizler için. Estağfurullah, Allah razı olsun. Sayın vekilim. Bu güzel etkinliği yapan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hemşehrilerimizi bir araya getiren, yeniden bizim özümüzü bizde buluşturan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Trabzonların yaklaşık 4 gündür ortaya koyduğu bu sahipliğe de bütün hemşehrilerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Vekilim. Size selamlar, saygılar. 4. gündeyiz ve harika bir şölen devam ediyor. Yanımızda yine Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Hasan Keskin Başkan var. Sayın Başkanım, şöyle kızımızla Damat Bey'i görüyoruz. Evet, bugün kızım burada, damadımız burada. Önümüzdeki cumartesi günü düğünümüz var inşallah. Cumartesi. Haftaya cumartesi, cumartesi günü. Sizler de bekliyorum böyle aynen orada. İnşallah, inşallah. O zaman ben hemen kızımıza dönelim. Evet, böyle bir organizasyon. Nasıl buldunuz burayı? Baban iyi çalışmış mı daha doğrusu sorayım bir yani. Babam olmak üzere başta. Diğer ekip arkadaşlarına da gerçekten ellerine kollarına sağlık. Güzel bir çalışma olmuş. Herkes eğleniyor. Evet. Herkes komşusunu alıp gelmiş. Güzel bir ortam olmuş. Cumartesi de düğünümüz var herhalde. Evet. Allah tamamını erdirsin diyelim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Yapımcımız sorar ki... Hasan Keskin nasıl bir baba? Anlatılmaz yaşanır. Kapak olsun. Hemen geçiyorum Damat Bey'in yanına. Damat Bey, seni bir tanıyalım. Öncelikle merhabalar. Merhaba kardeşim. Karadeniz'in kültürünü yansıtan bu güzel günleri görmek beni de mutlu etti. Böyle bir ailenin damadı olmaktan da onur duyuyorum. Nereliyiz? Erzincanlıyım. Ay maşallah, hemşerimiz. Erzincanlı hemşerimiz. Evet, cumartesi düğünleri var. Allah mutluluğunuzu daim eyler, tamamını erdirir inşallah. Amin inşallah. Evet, Trabzon'dan kız almak kolay değil. Bu konuda da sen çok şanslısın, onu da ifade edelim. Evet, sağ olun. Peki, çok teşekkürler. Ben başka teşekkür bir mesajınız var mı? Sağ olun, herkese teşekkür ederim. Sizin var mı efendim? Umarım herkes bundan keyif almıştır. Güzel anılarla dönmüştür. Onun dışında bir şey yok. Hasan Başkan. Çok teşekkür ederim. Cumartesi bekliyoruz. Bir daha beni söyletmeyin. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Trabzon günlerinde 4. günündeyiz ve artık finale doğru geliyoruz. Ve birbirinden değerli isimler var. Burada Karadeniz'in sevilen sesi Yeşim Civelek hanımefendiyi görüyorum. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Teşekkür ediyorum. Atmosfer nasıl? Nasıl Süper, buldunuz? Süper valla. Çok güzel bir atmosfer var. Tabii sizleri görünce de bu atmosfer kat kat arttı. Sağ olun, çok teşekkürler. Ahmet Bey der ki sahnesini çekemeyeceğim, yoğun işim var. Ne diyorsunuz bu konuda? Şu an moralim çok bozuldu. Ya buyurun Ahmet Bey. Ahmet abi olmaz. Şimdi senden ilham alıyorum ben. Sahneye gelmesem ben şarkı söyleyemem. Evet Ahmet Bey duyun bura, iş yapıyoruz beyefendi. Evet. Bak hanımefendi ne söylüyor, devam et. Ahmet abi sahneye gelmezse... Ben valla şarkı söyleyemem çünkü ilham kaynağım Ahmet abidir. Ana ben alamam. Ha, Ömer çekecek, ona görüntüleri atacak. Tamam o da olur. Ahmet abi sen nereye giriyorsun?
Bak hesap vereceksin bana değil mi? Aynen öyle konuşuyorum. Evet. Ahmet abim ben çok severim ya. Çok seviyorum Ahmet abim. Benim abimdir. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sizleri de çok seviyoruz. Ekranlardan tanıyoruz. Çok Yeşim arkadaşımızı dinlemek için geldik. Öyle mi? Sahnesini bekliyoruz. Ne güzel. Evet. Şey Hanife Türkmen, federasyonda kadın kollarında yönetimdeyim. Çok güzel geçiyor. Dünkü ama mısır unundan helvamızı yemediniz. Evet, yiyemedik maalesef. Biz erken kaçtık. Ama inşallah bir dahakine yapıp getireceğim mısır unundan. Çok teşekkürler. Efendim bizi izlemeye devam edin. Evet Sayın Başkanım, 4. günündeyiz ve harika bir organizasyon oldu. Emeğinize, yüreğinize, tüm ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, neler söylemek istersiniz? Heyecan devam ediyor, gördüğünüz gibi. Devam ediyor, aynen öyle. Az önce Sayın Vekilimizi yolladık, Süleyman Soylu'yu. Evet. Siz de maşallah 20 yaşında delikanlı gibi her tarafa koşuyorsunuz başkanım. Eksik olma, elhamdülillah. Heyecan dorukta, gördüğünüz gibi. Son derece insanlarımızın teveccühü oldu. Olağanüstü bir gün geçiriyoruz. Bu 4 günümüz her gün çok farklı bir şekilde geçti. İnsanlarımız Trabzon'un o birlikteliğini, beraberliğini, gücünü Atatürk Havalimanı'nda da gösterdi. Ben bu anlamda İstanbul'daki bütün hemşehrilerimize, İstanbul halkına, şahsım ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Diyorum ya, bizi izlemeye devam edin. Evet. Çok daha güzel şeyler yapacağız. İnşallah Trabzon adına, Trabzon insanı adına ve ülke adına elimizden gelen bütün gayreti gösteriyor. Daha güzel yerlerde, daha güzel organizelerde buluşmak ümidiyle bizi takip etmenizi istiyorum. Çok daha güzel şeyler olacak. Oluyor başkanım. Her sene daha güzel oluyor. Eyvallah. İsmail Şatıroğlu başkanıma, tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanın ifade ettiği gibi bizi izlemeye devam edin. Aynen öyle. Bizi izlemeye peki devam edin. Peki efendim. Çok değerli muhtarımızı yakaladık. Bizim gururumuz en genç muhtar olmuştu ama şimdi terfi ettin herhalde muhtarı. Evet aynen muhtarım öyle. Neler söyleyeceksin? Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun ben kurucu genç kolları başkan yardımcısıyım. Hey o başkan. Günlerde bu günleri hayal ediyorduk. Allah'a şükürler olsun ki Trabzon Dernekleri Federasyonu ve ona bağlı bütün derneklerimiz, hemşerilerimiz birlik, beraberlik içerisinde İstanbul'da duruşlarını net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Burada da senin de bunda emeğin çoktur. İkinci biz o zaman gençken bizleri sahnelere çıkaran, sesimizi duyuran, hatta ve hatta hiçbir imkanımız yokken bizlere sahip çıkan bir programcıydın, sunucuydun, yapımcıydın. Allah senden de razı hepimiz olsun. De, hepimiz. Ve burada muazzam bir atmosfer oldu. Herkes burada, güzel bir etkinlik oluyor. Hemşehrilerimiz bunu çok iyi bilmesi lazım ki İstanbul'a giden hemşehrilerinin onlara layık bir şekilde idarecilik, yöneticilik, gerek siyasetçiliği yapmanın mücadelesini veriyoruz. İyi de veriyorsunuz. İyi de veriyoruz. Yani şimdi seçimler de geliyor. Muhtarımız tekrar aday. Evet. Bahçelievler. İfade edelim. Rakibi yok. Böyle de bir durum var. Başarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Efendim saygılar. Bizi izleyin. Şükürler olsun. Dur baştan başla sen bir. Abi sizlerle benim baştan başlamalı. Şükürler olsun. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce yeni kapıda yok başlayacağım yavrum sen merak etme. Ben biraz geç başlıyorum ama sağlam başlıyorum. Yeni kapıyı bitirmiştik. Bitmem hayatta bitmem. Siz beni pes ettiremezsiniz. Bugün de Yeşilköy'ü bitirdik. Yani Türkiye'de 2-0. 2-0. 2-0'dı. Saymadılar mı? Sen de var ya işin gücün yalan haber yapıyorsun ha 2 günden beri. Saymadılar beni. Yani golü saymamışlar. Efendim şakası bir tarafa biz buyuz, doğalız. Yapmacık yok. Hatta programda da görmüş olacaksınız. İnanın birçok şeyi kesmedim. Olduğu gibi verdim. Bugün 4 günlük maratonun sonuna geldik. Benden sonra devam edecek. Sevgili Emre kardeşime rica ettim. Evren Başkanım da sağ olsun tamam dedi. Sen yoruldun abi dedi. Gönderdi beni. Ömer sahneleri gönderecek bana. Tamam. Her şeyi bir tarafa ben hemşerileri olarak bir televizyon programcısı olarak ve birçok etkinliği festivali çeken biri olarak Allah bir hakkı için 4 günün o yorgunluğunu hiç hissetmedim. Eve gittim. Gece 3'lere kadar montaj yapıp sabah devam ettim. Ya Allah razı olsun. Abi, ben anlamıyorum. Saat gibisin. Gece 2'de mesaj atıyorsun. Sabah 8'de arıyorsun. Mesaj atmıyorum. Etiket yapıyorum. Bana mesaj olarak geliyor ya bildirim evet, olarak. Evet. Bir bakıyorum tık gece Ahmet Güngör. Öteki türlü olsa Evren sancak tutup da abi geliyorsun der miydi? Şimdi abi, programı kapatacağız. Sormuyoruz zaten o olayı. Söylüyoruz sadece. Aynen. Geleceksin. Programı kapatırken sevgili Murat Çov'dan kamera mikrofonu rica ettim.
Aslında geçen seferki programda duygulu anlar yaşanmıştı. Sevgili Melek Çakır kardeşim, Hakan kardeşim, Oğuzhan kardeşim ve genel sayımanımız Dilek kardeşim vardı. Bir duygusallık yaşanmıştı, gözyaşı olmuştu. Dedim ki bugün yine bu şekilde kapatacağız ama maalesef Dilek Hanım'la Melek Hanım'la röportajı erken aldım. Dediler ki abi senin de röportaj alacağız. Yalan. Ben dedim sizin de röportaj alacağım. Oğuzhan dedi ki abi acele edelim, uçağı kaçıracağım, özellikle oyalıyorum. Allah biliyor, özellikle oyalıyorum, kaçsın uçak umurumda değil. Senin bunu yapacağını bildiği için zaten öyle erken söyledi. Tabii ki. Yani. Ben uyanım bunlar da Trabzonlu'yla aşık atılır mı? Efendim, bugün programın sonuna geldik. Gerçekten mükemmel bir organizasyondu, kusursuz. Üstüne katarak gidiyor Trabzon Dernekler Federasyonu. İnşallah konfederasyon döneminde de güzel hizmetler verecek. Orada da beraber olacağız. Şimdi öncelikli olarak Gençlik Kolları Başkanımız da ben bir röportaja diyeyim. Başkan vekili olduğunuz için protokol gereği sizinle sonra devam edeyim. Tabii. Aslında eski Gençlik Kolları Başkanısın, seninle mi başlasam? Ya başlayabilirsiniz. Öyle. Ondan başlayalım. Yok ben yok. Şimdi sağ taraf daha mübarektir. Hakan'ım. Evet abi. Gençlerin burada hırıl alı çalıştı. Maşallah. Evet. Yeri geldi su taşıdılar, yeri geldi çay verdiler, yeri geldi misafir ağırladılar. Gençlik kolları olarak tebrik ediyorum sizi. Duygularını bir alayım abi. Vallahi yorulduk ya. Sen yorulmadın ama biz yorulduk ya. 60 yaşındayım Hakan'cığım. Evet. Biz de aşağıya. Al bari ben burayı deepliyorum. Sen onu hiç yorulmadık diye söyle. Evet. Biz hiç yorulmadık. Dördüncü gün bitti. Bomba gibiyiz. Hala işte daha. Bu ya. Bir dört gün daha olsa üzerinden çıkar, altından geçer, üstünden geçer kalkarız yani şu an cümlede karışı farkındaysan. Anladın sen ne demek istediğimizi. Güzel abi, güzel bitti ya. Çok şükür kazasız belasız, sıkıntısız bitirdik. Siz neden bitirdik. Bu kadar güzel insanlarsınız? Ya şimdi anlatmaya başlayacağım, ağlayacaksın şimdi ondan sonra. Ya ağla. Paramı almışım, mutluyum, ağlar mıyım? Mutluluktan ağlarsın. Abi, başımızda güzel bir abimiz var, başkanımız var. Çok. Arkasında güzel insanlar var. Gençlik kolları yine işler yapıyoruz. Hep herkes aile ortamında. Yani herkes birbiriyle kardeş gibi. Ya yani Oğuzhan görevi devretti mesela hani bana bırakmadı. Zorla mı aldın, devirmedin? Zorla aldım evet. Yani kopmuyor. Abdülkadir kopmuyor. İbrahim abi kopmuyor. Sürekli telefonlaşıyorum. Haber taktik bilgi alıyorum. Nasıl yaparız? Nasıl isteriz? Hepsiyle görüşüyorum. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok zaten çok şükür. Ha, işin hepsi tarafı lafını unutma. Sevgili Abdülkadir Meriç kardeşim. Bugün yine ulaşamadık ona. Yok, evvelsi gün buradaydı. Açılışta buradaydı evet. Ya inanır mısın kalbinde zerre kadar kırgınlık yaşamayan bir insan. Evet. Selam olsun kardeşim. Selam söyleyeyim kendisine. Öyle işte. Yani aslında öyle işi değil. Ben biraz daha geleceğim. Babaanneyi gördük bugün. Evet. Ellerinden öpüyorum. Evet. Dünya tatlısı. Normalde cuma gelecekti. Bugün amcam getirdi bugün onu. Bugün daha iyi oldu. Çünkü fırsat bulduk. Murat Şov özellikle uzattırdı konuşmayı. O şiveyi o kadar tatlı konuşuyor. Anlatamam. En son dedi ki torun da dedi. Onsuz gelemezsiniz zaten. Evet. O büyük bir gözdağı oldu. Bir de sensiz gidemeyeceğim. Yok gidersiniz. Gene gidersiniz ya. Beraber de gideriz. Ben siz de gidersiniz. Babam orada olur yani. Konuda sıkıntı yok. Babam da. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi sana. Benden yana hakkım federasyona ve sizlere helal olsun. Çarşamba günü tamam de şey yapma. Duygusala bağlamayın. Çarşamba günü müsait olursan Onay Şahin Menzili Geceler programımız var. Seni bekliyoruz. Hemen sahnenin önüne. Lafın altını çizelim. Müsait olursam. Tamam müsait olursam. Sahnenin önüne mikrofonu kameranı kuracaksın. Sen de. Yalnız şu var. Bir şey söylemiştin. Yemek. Tabii yemek de var evet. Önce yemek. Ne istersen sen ne yiyebilirsin? Ne? Minzi peynir işte doğru söylüyorum. Peynir ekmek yiyeceksin. Teşekkür ediyorum. Ne yiyecektim Oğuzhan'cığım? Abi Minzi ile Minzili gecelere geliyorsun. Minzi yiyeceksin. Minzi evet. Nedir? Bizim orada peynirdir. Peynirle ekmek yiyeceksin. Yanında tereyağı da olacak ama. Tereyağı olmazsa zaten olmaz. O ekmek tereyağıyla pişecek de. Efendim direkt geçiş yaptık. Sevgili Oğuzhan Usta. Trabzon Dernekler Federasyonu geçmiş dönem Gençlik Kolları Başkanı şu anda başkan yardımcımız. Genç bir kardeşin duruşuyla yani aslında ikisini de anlatmaya gerek yok. Yani şu anki yanımda oturuşlarından belli zaten duruşlarından. Allah razı olsun Rabbim
eksik etmesin federasyonun başından sizin gibi değerlere. Kardeşim, 4 günü bir değerlendirme yaparsak. Sen de çok yoruldun. Hatta en son Süleyman Soylu, geçmiş dönem bakanımız geldiğinde, abi bir dur ne olursun bakan geliyor demiştin. Çaktırmadan fırça yemiş gibi olmuştum. Evet, hesap sorma sırası bende. Abi, şimdi takdir edersiniz ki 15 yıldan beridir bu STK'ların içindeyiz. Biz öyle 3-5 aylık ya da 1-2 yıllık bir davamız, bir emeğimiz, bir gayemiz yok. O yüzden hani bizde kırgınlıkmış, şuymuş, buymuş gelip geçicidir. Seninle kavga ederiz, 2 saat sonra barışırız. Başkasıyla tartışırız, otururuz, anlaşırız. O yüzden yani bizi başka teşkilatlarla karıştırma. Burada samimiyet var, burada gayret var. Samimiyetin ve gayretin olduğu bir yerde insanlar her zaman kazanır. Ya Oğuz burada Hanım, bir bak, aile birliği var. Aile birliği olmasa zaten bu 15 yıldan beri devam etmez. Oraya geleceğim. Bana cumartesi gün Evren Başkan ne dedi biliyor musun? Abi çok yoruldun. Bugün kandil, belki yani eğlencemiz olmayacak, yoğun olmayabilir, istersen dinlen. Bana bu kelimeyi hiç kimse söyleme. Sen diyorsun ki duygusala bağlıyorsun. Bu duygusal değil, bu insanlığı mutlaka söylemek gerekir. Bana para veriyor bu adam. Kusura bakma da gel abi der. Bak düşün. Benim abi biz seni düşünürken senin sağlığını da, senin iyiliğini de düşünüyoruz. Yani Allah daha çok sağlık versin. Sen bizim için sabah da söyledim. Kıymetlisin. O yüzden yani seninle de olan hukukumuz yıllardan beri devam ediyor. Ben hani siyasete girmek babından değil de aşk ile koşan yorulmaz derler ya. Biz öyleyiz yani, 4 günden beri buradayız. Bunun öncesinde insanların işte sahne ayarlaması, protokol ayarlaması, standlar, şunlar bunlar, bir sürü şey var. Yok davetiyeler, davet gitti mi gitmedi mi? Yani bunlarla birlikte uğraşıyoruz ama biz neyi seviyoruz? Yani ben her zaman söylerim, benim kahve gibi bir alışkanlığım yok. Oturup kahvede saatlerce oyun oynayayım diye bir şeyim. Bizim sosyal ortamımız burası. Hani dışarıda arkadaşlarımızla tabii ki de çıkıp bir şeyler yapacağız, edeceğiz. Burada güzel olan şey dostluk, samimiyet, gayret, bir amaç. Biz İsmail Başkan'la birlikte yola doğru koşuyoruz. Biliyorsun yani hedef de büyüdü, çatılar büyüyor başkanla beraber. Tabii bir yani eğer ki derler ya, sürekli hedefi büyütmezsen küçükte kalırsın. Kesinlikle. Sen hedefini gökyüzüne koyacaksın, çıkabildiğin yere kadar çıkacaksın. Kesinlikle. Bak ilk defa bizden bir tane astronot çıktı uzaya. Şimdi belki ikincisi çıkacak. Üçüncüsü de o zaman Trabzonlu olsun. Niye olmasın? Niye olur? Ya Ahmet niye abi. Uzayda da Trabzon'u biraz bu ülke kaldıramaz herhalde ya. Şimdi bana sorsan açsın orada Türk bayrağı ile birlikte Trabzonspor bayrağını, çalkalansın her yer. Bana bak. Hedef o ya, bizdeki hedef o işte. Güzel bir örnek verdim. Ya yanlışlıkla Fenerbahçelileri bizim maçımız orada diye oraya çıkmasınlar. Çıkarlar, yaparlar. Bugün de Trabzonspor 1-0 galip bitirdi. Ben 2-0 evet, diye biliyordum. Tebrik ediyorum. Böyle yalan haberler. Yalnız şunu da söyleyeceğim sevgili şeyler. Rizeliler, özür dilerim. Gerçek Rizeli'den, gerçek taraftardan. Ben bir Samsunlu olarak Rize'yi 3-0 yenmenin mutluluğunu, hani Fenerbahçe'nin 3-0'lık 3-1'lik bir galibiyeti vardı. Fenerbahçe Trabzon maçı kaç bitmişti? 1-0. Hayır, bu değil. Fenerbahçe Trabzon. Geçen yeni kapıdayken yaptığımız etkin 3-2 bitmişti. 3-2 evet. Evet. Son dakika attık zaten. Demişlerdi ki şampiyonluk kadar mutluluk verdi. Ya o çok güzel bir atmosferdi. Ama şöyle de bir şey var. Bak geçen seferde yine biz Trabzon günlerindeydi. Yine yendik. Bugün de yine maçımız vardı. Yine yendik. Yani biz bunu her hafta yapmaya başlayacağız böyle giderse. Her hafta yaparsak Trabzonspor'da galibiyet alacak anladığımız kadarıyla. Muratşo bu ara kasetli değil, kartlı canım. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Yine geleneğe bozmamış olduk. Yine sizlerle kapatmış oldum. Gerçi Dilek orada. Dilek abla. Kadraja girmemiz lazım. O zaman, Dilek abla. Dilek ablası. O zaman ayağa kalkacağız. Hayır yok. Ama sığmaz. O zaman bekle. Ama kadraja bakacağım. Ömer Bey. Kamerayı kapamayalım. Kamerayı kapadın. Evet, şimdi de Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterimiz Dilek Bulut aramıza katıldı. Genel Sayman. Sekreterimiz. Genel Saymanımız iki yanda Mustafa Sarı'dır. Yeniden. Yo yeniden. Bizde kesmek yok.
bak Dilek yarım gözüküyor orada. Yo, tam gözüküyor. Şöyle yapalım. Şimdi Dilek abla da yıllarca biz gençlik kollarında birlikte çalıştık. Burada Ahmet abi de çalıştı mı gençlik kollarında? Ben çok hatırlamıyorum ama. Ahmet abi kim? Yani bilmiyorum. Sen hatırlıyor musun? Kimi? Ahmet abi gençlik kollarında çalıştı mı? Hangi Ahmet? Vallahi biz de hatırlayamadık ama herhalde 1, 2, 3 olarak gençlik kollarında çalıştık. Abi bunlar şimdi bu koltukta espriyi anlamıyorlar ya. Bu koltukta oturanlar... Peki aramızda ne işi var bunun diye. Bu koltukta oturanların Trabzon için kalbi atıyor. Biz yeri geldi, eşya taşıdık. Değil mi? Ne kadar karşı olmamıza da rağmen olsa her şeyi yaptık. Şöyle biraz daha kayalım. Evet. Sibel'imiz de geldi bizim. DJ Sibel'imiz kendini de çok geliştirdi son zamanlarda. Çok takdir ediyoruz. Yolu açık olsun. Bizim olsun, gururumuz. Burada biz gençlik kollarını. Biz, Ahmet abi sen çay içebilirsin. Biz burada devam evet edeceğiz ya programa. Şöyle yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi... Tabii. Evet Ahmet abi alalım seni de buraya tekrardan. Şimdi burada bir muhabbet döndü. Dediler ki eğer ki demin yani 15-20 dakikadan beri konuşuyorsan ve kayıt düğmesine basmadıysan vay halimize. Ama Ahmet abi de heyecan yaptı. Bir baktı öyle bir sıkıntı yokmuş. Nurettin Başkanıma cevap veriyordu. Tamam, burada herkes farklı birine cevap veriyor. Trabzonluk da burada ortaya çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi mikrofonu da ilk önce genel sekreterimiz Dilek Bulut'a vereyim. O da gerek gençlik kollarıyla alakalı, gerek yönetimimizle alakalı duygu ve samimiyet düşüncelerini dile getirsin. Biz de mi söyledik? Burada dedim samimiyet var, bir aile ortamı var, çıkar ve farklı düşünceler olmadığından dolayı 15 yıldan beri birlikteyiz. Bunun da ana şeyini, ukdesini buna bağladık. Senin de birkaç duygu ve düşünceni almak isteriz. Sonradan da Sibel'in alırız. Öncelikle Ahmet abi tekrar hoş geldin. İyi ki buradasın. Çok teşekkür ediyorum. Dilek'ciğim, hoş buldum. Ama gerçekten şu samimiyeti, şu sıcaklığı ben bir yerde bulamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sıcaklığı bulamazsın başka. Evet şu an bak terlemeye başladım. Yani iki tane hırçının arasındayım. Allah sonumu hayır etsin. Canımın içi. Seni her gördüğümde ben Antalya'yı hatırlıyorum. Antalya'da şurama kardeş olarak geldin. Aynen devam ediyor ama ben de senin röportajı yapmayacaktım. Oğuzhan'ın cevabını verdim. Gençlik kollarından yetişme bir kardeşiniz, bir ablanız olarak ben bayrağı teslim ettiğimiz arkadaşlara ayrı ayrı gurur duyuyorum sizinle. Biz biraz çıtayı yüksekte bırakmış olabiliriz, özür dileriz bu bağlamda. Ama siz daha da yükseklere taşıyorsunuz. Yeni yeni fikirler, birçok konuşmalarda da söylüyorum onu. Her etkinlikte yeni fikirler çıkıyor ve bu fikirler her zaman gençlikten çıkıyor. Yeter ki önleri açılsın, yeter ki arkaları desteklensin. Gurur duyuyoruz. Bugün Soylu Bakanım geziyor. İftar denildi. Hayır dedik. Sahur. Sahuru gençlik kolları yapıyor. Akılda kalanlar bunlar yani. Akılda kalanlar bunlar. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum ya. Her zaman da gençlikle beraberiz. Birisi sorduğu zaman ne yapıyorsunuz? Genel sekretersiniz. Gençlik kollarından yetişme bir genel sekreterim. Evet. Veya yönetimdeyim. Fark etmiyor. Ünvanların çok önemi yok. Bir noktadan sonra nereden geldiğimiz önemli. Burayı besleyen yer gençlik kolları. Birçok yerde böyle. Bizim federasyon içinde böyle. Şimdi pırlanta gibi kardeşlerim var. Arka tarafta Selam Aykut oturuyor. O da bizim gençlik kollarımızın kurucularından. Bizden evvelki nesil oradan bakıyor. Selam. Ben Sibel'e vereyim. Biraz onun duygularını alalım. Sibel benim devrem. Evet. Oğuzhan da devrem. Hakan da devrem. Ya... Sibel aramızdan yetişmiş çok kıymetli bir arkadaşımız. Hala grubun içinde, hala ekibin içinde. Biraz fiziken uzaklaştı bizden ama her fırsatta yanımızda. Özellikle il dışı programlarında daha çok vardı. Geçmişten bugüne var. Şimdi başarılı bir DJ oldu.
çok güzel işler yapıyor ya. Gurur duyuyoruz. Az evvelki programına gelemedik gerçi ama özür dilerim. Ama aşağısı yoğundu. Kesin buraya gelmiştir. Kesinlikle geldi. Kesinlikle geldi. Ben kendisine vereyim. Kendini daha iyi ifade eder oraya. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun delisi derler. Enerjisi, neşesi. Artık nasıl bir ünvanla sahibim bilmiyorum ama 2010 senesinden beri buradayım. Kendimi hiçbir... Evet, o kadar eskiyim. Ve hiçbir zamanda kopmadım. Evet, evlilik oldu, çocuk oldu. Bir tık daha böyle uzaklaşıyorsun ister istemez ama benim manevi gönlüm her zaman federasyonda. Ahmet abi, seni görünce Bursa geliyor aklıma. Antalya'da yoktum. Bursa'da beraberdik. Genelde bizim Trabzon günlerimiz hep böyle şeylere denk gelir ama... Evet. Bursa'da birçok genç arkadaşlarımız var. Ceylanlar vardı, Leyla'lar vardı. Gene bir patlama olmuştu. Genelde biz böyle Trabzon denince... Orada şöyle bir şey olmuştu. Sahne falan iptal olacaktı. Mustafa Demir Başkan'a dedim ki, başkanım dedim, sahneyi iptal edelim ama gelin canlı yayınları iptal etmedik. İyi ki dedi de etmemişsin. Harika bir ortamdı. Bursa'nın organizasyon sorumlusu bendim o dönem. Evet. Şehir dışındaydı. Benim de bir cenazem oldu. Trabzonspor takımı bulduk. Yurt dışından dernekler geldi. Gayet keyifliydi. Buyurun. İban'ını at diyorlar. Sahneden indim. Daha terim soğumadı. Gidiyorum, gidiyorum. Aman İban Marta, bu iş biter. Mükemmel bir çekimin daha sonuna geldik. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Dilek abla, sana çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan Başkanım, sana teşekkür ediyorum. Ahmet abi, sana da teşekkür ediyorum. Ahmet abiye. Kapanış yapıyoruz. Ahmet abiye ekstra bir teşekkür edelim. Bu her Trabzon günlerinde, sadece Trabzon günleri de olmasına gerek yok gerçi. Her konuda yanımıza geliyor. Emeğini veriyor, terini akıtıyor. Yani herkes bir kameraman olabilir, işte gazeteci olabilir. Ama Ahmet abinin yerin bize başka. Bizim aramızda duygusal bir bağ var. Böyle dışarıdan sabote ediliyoruz ama. Evet ya. Biz bütün herkese teşekkür ediyoruz burada. Gelen gelmeyen. Bütün hemşerilerimize, kendini Fahri Trabzonlu hisseden ve kalbi Trabzonsporlu atan herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın diyoruz. Efendim, her şey güzeldi. Her şey güzel devam edecek. Ve bunu da hiçbir şekilde kesmeyeceğim. Olduğu gibi yayına vereceğim. Evren Başkan gerçek silah çıkaracak. Allah'a ısmarladık. Başka bir Trabzon etkinliğinde görüşmek üzere. Evet. Efendim, şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu. Horon'un yeni oynama öğrenmesine rağmen şu oyuna bakar mısınız? Folklor ekibi böyle oynayamıyor. Tebrikler Sayın Başkan. Harikasınız. Eyvallah. Vallahi harikasınız. Gayet de güzel oldu. Evet. Allah'a şükürler olsun. Toparlıyoruz. Evet, Sayın Başkanım, finale geldik. Son duygularınızı, düşüncelerinizi alalım. Kapanışı sizden dinleyelim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. 4 gün burada olağanüstü hemşerilerimizle güzel vakitler geçirdik. Hemşeri buluşmaları oldu. Gerçekten çok hoştu. Böylelikle finali de yapıyoruz. Sizler de çok emek verdiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık başkanım. Çok teşekkürler. Başka bir şenlikte inşallah yine hep beraberiz. Eyvallah. Efendim, saygılar. Hepinize çok teşekkür ederiz.